<laughs> ya konuya girelim. Şimdi bizim bir önceki yayınımızdan bahsedeyim önce. Bir önceki yayınımız Kemal Sunal'ın kötü evet. filmleriydi. Yani Kemal Sunal'ın kötü filmleri, hatta berbat diyebileceğimiz filmleri vardı elbette. Şimdi biz bunu e, konuştuk burada. Burada da arkadaşlar bize katılanlar oldu, sana yorumlar gele, geldi. İşte ben YouTube'a koydum, sonra sen de YouTube'a koydun, yorumlar geldi. E, kötü film yoktur diyenler oldu e, elbette. E, yani bu kişisel görüş e, hepsini seviyor olabilir. İşte bizimle benzer görüşleri paylaşanlar oldu, hakaret edenler oldu, <laughs> siz kim oluyorsunuz ulan diyenler oldu falan bir tanesini de paylaştım işte storyde. Velhasıl ya bu şekilde tepki görmesi ya da işte ilgi görmesi benim açıkçası hoşuma gitti. Demek ki insanların birçoğuyla aynı fikirdeymişiz birçoğu bu konunun konuşulmasını istiyormuş iyi de oldu zaten bizim o şeyden yayından sonra Kemal iyi ya da kötü filmlerine dair başka instagram içerikleri de görmeye başladım keşfete düştü tamam bir yol açmışız gayet güzel ilerliyoruz ee, i̇nşallah şimdi kötü adamlarla ilgili de içerik hazırlarlar bu, diye düşünüyorum. Bu oluyor aslında güzel bir şey. Daha önce de biliyorsun Servi Boylum al alım yapmıştık. Hı hı. Hemen arkasından buna benzer içerikler üretildi. Ben de rastladım Kemal Sunal'la ilgili şeyler. Ee, bizim hem YouTube hem DM'sinde aynı hı hı. sır Instagram'da ee, destekleyen de var ama çok ciddi eleştiri yapan da var. Hı hı. Ya biz yayında da söyledik onu uzatmaya gerek yok ama herkesin kendi görüşüdür. Hani biz bunları IMDB puanıyla eşleştirerek söyledik zaten. Hani kendi yorumumuz elbette var ama en kötü oy almış olan Uyanık Gazeteci 5.9 herhalde yanılmıyorsam. Evet. ona bahsederek zaten şey yaptık ama bu yayınların bence devamı gelmesi lazım. Yani birinin bilmiyorum ama Kral Çıplak demesine de gerek var. Yani her şey çok toz pembe değil yeşilçam'da da. Ki bundan sonraki programlarda birazcık daha farklı konulara gireceğiz. Onu şimdiden en azından müjdesini verelim. Ee, daha farklı şeyler de konuşacağız. Bence asıl tepkiler de o zaman başlayacak <laughs> ama şimdi bir <büyük> sürpriz olsun. <laughs> evet evet. Ya bugünkü konumuz da e, aslında geçen hafta geçen programda e, ankette kaybeden e, konu. Hani bunu da konuşup aradan çıkaralım çünkü senin dediğin e, sürece gireceğiz. E, o sebeple aradan çıkaralım. Yeşilçam'ın kötü adamları. Biz şimdi e, Bilindik kötü adamları mı konuşalım yoksa kıyıda köşede kalmış tek rolle ya da işte birkaç rolle kötü adam oynayan çok hatırlanmayan isimleri mi diye konuştuk ama yani bir saatle anca bilindik kötü adamları kotaracağız gibi geldi. E, o sebeple hani bizim bildiğimiz kötü adamları e, tırnak içinde yine söyleyelim. E, kendi kişiliklerinde bir şey demiyoruz oynadığı rolle alakalı. Onları konuşalım e, istedik işte e, Erol Taş, Bilal İnci, Hayati Hamzoğlu, Kartal Tibet, Turgut Özatay, Nuri Alço benim favori kötü adamım, e, idol falan <laughs> Coşkun abi var, işte Coşkun Güven. E, Hikmet Taşdemir var, Hüseyin Peyda. E, sonra e, şey, bakayım başka kim vardı bizim listede ee, şöyle şöyle bakalım ee, evet Hikmet Taşdemir, Hüseyin Peyda. sonra bu kötü adamları kategorize edersek eğer e, komik kötü adamlar var komedi filmlerinde kötü adamlar var İhsan Yüce Dinçer Çekmez, Nejat Gürçen hatta Şener Şen evet. ee, onu da katabiliriz ee, Yaman Okay var mesela hem kötü hem iyi adamı çok başarıyla oynayan Ondan özellikle bahsetmek istiyorum. Bunların tabii seslendirmesi var. Seslendirme olmasa aslında oyunculukları böyle kısır kalacak oyuncular var. Kötü oyun, kötü rolü oynayan oyuncular var. Buradan başlayarak bence konuşabiliriz. Kategorize edersek melodramlar, tarihi filmler ve dramlarda oynayanlar diye ...kategorize de edebiliriz aslında. Buyur, siz dinliyoruz İbrahim Bey. Şöyle söyleyelim, e, yayına dahil olan insanlara şunu soralım. Sizin favori kötünüz kim? Sen çok güzel bir liste yaptın az Hı. önce, isimleri tek tek saydın. E, Erol Taş mı, dediğin gibi Nuri Alço mu, o taraftan mı bakarsın? Yani e, en azından yorumları da yazarlarsa en çok kimin olduğunu da altta görüp okuyabiliriz. Ee, bilmiyorum katılır mısın şöyle bir şey var şimdi e, başrol kadın oyuncu başrol erkek oyuncuların oyunculukları çoğu zaman tartışılıyor Hı -hı. mesela kimi zaman diyorlar ki Hülya Koçit kötü bir oyuncu diyorlar Hı -hı. mesela ya da kimi diyorlar ki işte Tarık Akan'ın şu filmlerindeki oyunculuğu çok kötü bilmem ne bu evet doğrudur belki e, herkes tartışabilecek bir şey Kim ama Türkler ama. Yani özürüz, şey kim diyor biz Kemal Sunal <laughs> filmlerine kötü dediğimizde hakaret edenler diyorsa. <laughs> şimdi şöyle bir şey var ama bizim Yeşilçam o kadar böyle geniş bir elpaze ki Hı -hı. şimdi karakter oyuncularının oyunculuğunu dikkat hiç kimse eleştirmiyor. Yani bugün kimse diyemez ki ya Erol Taş kötü oyuncudur ya da Erol Taş şu filmde kötüdür. Şimdi Erol Taş'ın belli başta az oynadığı iyi roller de var. Bu adam baktığınız zaman gerçekten iyi rolün de hakkını veriyor. Kötü hmm. rolün de hakkını veriyor. Veya işte hayat Hamzoğlu ya da işte yan karakter dediğimiz oyuncular o kadar güçlü ki bu filmlerde ki çoğu zaman aslında filmi alıp götüren de bunlar. Yani işte e, orada haksızlığa uğrayan ve sonra intikam alan bir başrol karakteri var ama öteki tarafta çok zalim yani rol gerektiren bir şey var asıl işin içerisinde ve bunu başarılı yapmışlar ve enteresan olan da bu kötü adamların yani %90'ı ne tiyatrocu, ne sinemacı, ne şey. Yani yoldan geçen dediğimiz adamlar aslında. Evet. Yani hiçbir eğitim almamış. Hani alaylı diyorlar ya bugün günümüzde. Alaylı insanlar. Yani diyorsun ki ya Hollywood'da olsa bu adamlar şu anda. Yani bu oyuncu yetenekleriyle ya yoldan geçen adamı kolundan tutmuşlar, kameranın önüne getirmişler ve onlar mükemmel bir oyunculuk gerçekleştirmiş ve bakıyorsun yani Hollywood'da olsa bu adamların herhalde heykelleri dikilir büsleri dikilir ama biz ne yapmışız biz bu adamlara taş atmışız yani <laughs> 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 bu da bizim ya ben onu, evet bakın ben onu oyuncu hani diyor ya bana Erol Taş söylüyor galiba bunu Adana'da bana aslında taş atmıyorsunuz ekmek atıyorsunuz diyor ya bu oyuncunun romantizmi onu geçelim fakat bizim halkın da büyük bir cehaleti var bu konuda. Yani evet. rolü gerçek hala bile var. Yani geçen paylaştım hani video gör, videoya gelip yorum yapıyorlar. Ya e, Sefa Zengin diyor ki beni diyor İstiklal Caddesi'nde kovaladılar diyor. İşte Abidin yere bakan diyor ki ya be, işte bizi gördüler işte Osman ve böyle Devlet Öncay üzme abimizi falan dedi. Şimdi e, toplumumuz hakikaten hala bu seviyede. Doğru. Bizimkiler oyuncu oyuncularını da işte hala siz aynı evde yaşamıyor musunuz falan diyen tipler e, var Gerçekten çok büyük bir çoğunluk bu e, o sebeple e, Hani bu tepkiler tamam sanatçıya e, iyi oynadı diye düşünürüz ama bunu biz düşünüyoruz sana onu gerçekten oyuncu olarak gören e, sen ben işte bu yayını izleyen arkadaşlar e, gerçekten onun kıymetini bilen insanlar düşünüyor ama onun haricindekiler e, Erol Taş'a Hala filmlerdeki gibi hani Allah rahmet eylesin vefat etti gitti ama yaşadığı dönemde filmlerdeki gibi bir adam zannediyorlardı bence. Evet. O rolle eşleştirip de bu şekilde zannediyorlardı bence. Yani katılıyorum ama gerçekten çok sağlam bir psikoloji olması lazım. Şundan dolayı sağlam bir psikoloji olması lazım. Yani bir film çeviriyorsun ve halkın nefretini kazanıyorsun. Yani Hı. bunu atıyorum tecavüzcü rolünde de geçerli. Bu işte ağır rolünde de geçerli. Ya da işte dolandırıcı kalpazan rolünde de geçerli. Ee, mesela iki ayrı kaynaktan araştırdım ben. Bunları biz daha önce sinemaskoda da yayınlamıştık. Ee, birincisinde e, Ömer Lütfakat'ın çektiği bir filmde sete musallat olan, salça olan hı hı. bir takım böyle serserileri Erol Taş ayırmaya gidiyor ve onları orada dövüyor. Ömer Lütfakat da diyor ki sen sonra benim şu filmimde kavgacı olarak e, dahil ol diyor. Bu bizzat Erol Taş'ın kendi anlatımı. Evet, Fakat abi. Erol Taş'ın filmine baktığımız zaman ilk filmi 1957 yılındaki Acı Günler filmi. Burada da e, yönetmen Mümtaz Alparslan'la ilk defa karşılaşıyorlar ve beğenmiyor oyunculuğunu Mümtaz Alparslan ve diyor ki senden oyuncu olmaz diyor. O da diyor ki bakalım belli olmaz diyor. İleride yani boynuz belki kulağa geçerse hiç belli olmaz diyor. <laughs> Ve mesela iki tane burada bir olay var. Yani acaba hani gerçekten e, kendisi dahil mi oldu? Yoksa Ömer Lütfakat'ın sayesinde mi oldu? Burası bir soru işareti. Ama gerçekten rolün hakkını vermiş. Az önce söylediğim mesela o bana ekmek atıyorsunuz siz dedikleri... ...İnce Cumali filmi, Yılmaz Güney'in filmi. <laughs> Ve o filmde gerçekten yani tavuklara bile işkence edecek kadar kötü bir adam oynuyor... İşte çiftlik sahibini, yeni doğum yapmış karısını, çoluğunu, çocuğunu, yakındaki her şeyi öldürüyor. Ama ne kadar bir nefret varsa tavukları ayağından ağaca astırıp tek tek boğazlarını kestiriyor. Yani hiçbir şey geriye kalmasın diye. Ve bundan dolayı halk tahrik oluyor zaten. Ve bu adam sahneye çıkıyor. Az önce 5 dakika önce tavukların bile boğazını kestiren adamı seyirci gölünce Erzurum'da silahını çekmiş bir tanesi. perdeye ateş etmiş yani Erol Taş'ı görünce ateş etmiş bunda taş atmışlar yani e, çok enteresan bir halkız e, hatta bir, bir filminde notlarımda var şurada Aslan Bey oynuyor Rus generali oynuyor bunu yine Hı -hı. kendi anlatımında da e, yaşıyoruz film mesela bir yıl sonra kendi mahallesinde gösterime giriyor ve e, sinemadan çıkanlar diyor ki ya Erol Taş burada evi burada evine gidelim diyorlar evet. evine gidiyorlar evet. evde kimseyi bulamıyorlar diyorlar ki ya onun çocukları şurada işte Güler'le Gönüllüsü'nün iki tane kızı var. Ya git çocukları dövelim diyorlar. Ve gidiyorlar adamın çocuklarını okulda dövüyorlar. Ağzını burnunu kırıyorlar. Niye? Çünkü o Rus genel Aslan Bey olduğu için. Ve sonra e, Erol Taş her gördükleri yerde diyorlar ki senin burada ne işin var? Sen Rusya'ya gitmelisin. Rusya'ya diyorlar. Adamı taciz ediyorlar. Bildiğin taciz aslında bu. O yüzden dedim yani çok sağlam bir psikoloji gerekir. Yani kötü adamı oynamak için. Ee, yani normal sen mesela melodramda oynuyorsun başrolsün işte kızla yakınlaşıyorsun öpüşüyorsun öpüşüyorsun ya köylü çocuğusun sana hiçbir şey olmuyor sen sonra devam ediyorsun ama öteki adam her türlü küfürü hakareti yiyor bence çok zor bir şey ve e, baktığımız zaman hani bu alaylı isimler içerisinde ben e, en kötü adamı en iyi oynayan şekilde Erol Taş olarak görüyorum eee Erol Taş gerçekten hani kötülüğün e, vücut bulmuş hali evet. onun karakterleri e, hatta 80'ler dizisinde de Şahin diyordu ya, Erol Taş babası abi falan diyordu <laughs> 80'ler e, e, canlandırırken şöyle Erol Taş gerçekten hani İyi adam oynadığı filmlerde bile kötümüş gibi lanse evet. ediliyordu. Cüneyt Arkın'ın o komediye yakın macera filmleri, karate filmleri falan oynarlardı. Ya da işte bazı tarihi filmlerde Cüneyt Arkın'ın yoldaşını oynardı. Ee, iyi roldeydi ama o bile e, kurtarmıyordu gerçekten. E, Erol Taş'ın o üstündeki o kötü adam imajını gerçekten kurtarmıyordu. Bir de Erol Taş ilk zamanlar e, Kemal Ergüvenç seslendiriyordu. 60'larda Kemal Ergüvenç seslendiriyordu. Kemal Ergüvenç o zamanlar Ahmet Tarık Tek Tekçe konuşuyordu. E, Hulusi Kentmen de konuşuyordu. Bir bocalama falan vardı ama ne zaman ki Saadettin Erbil geldi, Saadettin Erbil seslendirmeye başladı. İşte o meşhur kötü adam e, kahkasıyla e, Saadettin Erbil'in sesiyle bütünleşti. Bence o zaman biraz daha böyle oyunculuğu kendini buldu gibi. E, daha gür bir ses. Biraz şey Kemal Ergüvenç'in sesi biraz böyle tatlı bir, e, tonton bir dedeye yakışır. Yani Hulusi Kentmen'e yakışan bir sesti aslında o. E, ama Saadettin Erbil'in sesi e, kötü adamlar için gerçekten e, biçilmiş kaftan. E, işte Bilal İnce'ye de çok yakışıyordu, Hayati Hamzoğlu'na da çok yakışıyordu. Kazım Kartal'la ben çok e, özdeşleştiremedim. Yani yakıştıramadım ona daha ziyade şey giderdi işte e, Kamran Üstel'in sesi daha çok e, giderdi. Kazım Kartal'a ama kötü adam deyince bu oyuncuların da oyunculuğunu üst seviyeye çıkartan Saadettin Erbil'in de hakkını teslim etmiş olalım bir de Türk sinemasında çok kötü bir karakter daha var onu da buradan söyleyelim malum şey gelmiş fanı gelmiş ee, Boş Beşik filmindeki Kartal. Ee, o da çok... Öyle mi? Katılmış bizi bulmuş mu tekrardan? Ee, tekrar gelmiş. Ee, o arkadaşa şöyle söyleyeyim. Ee, burada söyleyelim. Ee, i̇şte İbrahim Bey'in e, Instagram sayfası çalındı. O yüzden bir e, işte takipçi sayısı düştü. O yüzden bir yayın yapmıyorsunuz falan demişti. Evet doğru bilmiş onu söyleyeyim. Anca işte 20 bini geçince yayınlar. <laughs> Ben hafta görmemiştim. Hoş geldin o zaman öyle söyleyeyim ne diyeyim yani. Bir soru gelmiş bu arada. Demişler ki, e, Erol Taş'ın prime dönemi hangisi? Hakan Erdem sormuş? E, bir takipçimize cevap vermiş. Çeşme filmi. E, bence de ayı canlandırdığı hmm. filmler çok başarılı. Evet. Ya gerçekten o ağalık şey çok yakışıyor. Mesela Susuz Yaz filminde de mesela oradaki canlandırdığı karakter ki ödül aldı zaten biliyorsun bu film. E, Oraya ilgili çok küçük bir anı anlatayım. E, bizim Yeşilçam filmlerinin çoğu iptidai şartlarla çekiliyor. Yani baktığın zaman ne öyle bir Hollywood'daki gibi güvenlik tedbirleri var, ne bir şey var. İşte sette ölenler, orası burası kırılanlar, işte Cüneyt Arkın'ın bileğinin kopması, defalarca yer alması. Aslında bizim ne kadar zor şartlarda film çektiğimizin bir kanıtı. Bu filmde de son sahnesinde artık Erol Taş vuruluyor ve o kanala düşüyor ve kanaldan böyle e, ölüsü, cesedi böyle kayarak gidecek. Sahne çekimine başlanıyor. Fakat ileride tutmaları gerekiyor şeyi. E, Erol Taş ı. gitmesin yani suyla birlikte akıntıya kapılmasın diye. Fakat yakalayamıyorlar Erol Taş'ı. Cüssesi de var haliyle. Hamleyi yapıyor ve sonrasında ta en sonunda bekleyen bir kişi son anda elinden tutarak çekiyor ve adamı yani az daha öldürüyorlarmış yani film çekiminde. Bunu anlatıyor. Ee, yani bu şartlarda film çekmişler. Yani ne dublör var ne bir şey var kendi başlarına. Ee, ama yine söylüyorum Erol Taş'a şey rolleri çok yakışıyor. Ağır rolleri çok yakışıyor. Çok katlar. bir de şeyi hatırlıyorum. Bu Sezerci herhalde değil mi? Tokatladığı Hülya Koçiğit'le oynadığı Sen ararsın bu tokatları diyordu. <laughs> Aa, orada elleri dert görmesin diyorum. Bilmiyorum mesaj veriyorum. <laughs> Saygısızlık yapmış olmuyoruz değil mi Sedat Bey yani böyle diyerek ama. Yok ee, ya yani o <laughs> boş verelim bizi arkadaşlar. Ee, şöyle Erol Taş aslında boksör. Evet ee, Türkiye hatta ikinciliği var. Türkiye ikinciliği varmış evet 1947'de yani kaç yaşında 19 yaşında falan. Ee, bir de e, Erol Taş benim hemşehrim. Öyle mi? Ee, Tabii Erzurumlu zaten ay, enteresan bir şey var e, ee, ilk dayak olayı ya da işte bu saldırı olayı Erzurum'da olmuş Erol Taşan. Evet. Hani bir memleket <laughs> da <laughs> dayağını yemiş. <laughs> Ramazan'da da herhalde ilk dayak şeyde atılıyor değil mi? İlk oruç tutulmadığında ee, son, Erzurum'dan Son 3 senedir olmuyor. Son üç senedir olmuyor. Konya mı onu? Konya'ya mı kaptırdınız? Ka <laughs> onu kaptırdık. Oruç yiyen dayak yedi bu sefer. Nedense. <laughs> şey, oruç tutan dayak yedi. <laughs> Artık değişiyor demek ki zamanla. <laughs> e, e, e. Şimdi e, şey var, Erol Taş 1968'de zannedersen e, ilk eşiyle, rahmetli eşiyle evliyken Elia Kazan e, vasıtasıyla Hollywood'dan cazip bir film teklifi alıyor. E, gitmeyi düşünürken eşine kanser teşhisi e, konuyor ve e, bu teklifi hiç düşünmeden reddediyor. E, kendisinin yerine bu film için seçilen kişi Ömer Şerif'miş. Hı -hı. Mısırlı aktör Evet büyük aktör Ömer Şerif onun yerine seçiliyor Yani e, o senden oyuncu Olmazdan geldiği seviye Skala'yı görebiliriz burada Erol Taş evet. özelinde söylersek e, Çok büyük bir e, seviye Kat ediyor çok büyük Susun, bir mesafe katıyor Susurcaz'da kat zaten yurt dışından ödülü var Acapulco Film Festivali'nden alıyor ödüllü e, Gerçekten büyük bir oyuncu Bir anı daha anlatayım e, Almanya'da da bir Türk evine Bir film çekiminden sonra Bir Türk evine misafir ediyorlar Tabii kadının e, haberi yok. Ev sahibi olan kadının. Ondan sonra adam getiriyor kapıyı çalıyor. Kapıyı bir açıyor. Karşısına kadın Erol Taş'ı görüyor. <laughs> ne olduğunu bilemiyor tamam mı? Sonra diyor ki ya Türkiye'de evleri, ocakları, barkları yakıp yıktığın yeter. Benim evime mi geldi şimdi sıra diyor. Ve yüzüne kapıyı kapatıyor. Sonra <laughs> kocası geliyor diyor. Ya yapma diyor. Yani e, o cehalet sadece bizim ülkemizde de Almanya sınırlarına kadar ulaşmış yani notlarında. Böyle bir anı daha var ama bu arada ben şey kızın geldi olarak... ben geldim demiş ona bir selam verelim onunla okumadım sonra... merhabalar ama <laughs> esas şey geçelim. <laughs> ee, bir de şey var geçen yayınladık biz bu anıyı ee, Perihan Savaş'ın anlatımında var işte Perihan Savaşı'nın e, Erol Taş'tan korktuğu ve kendisini odasına kilitlediği sonra Erol Taş'ın bir çikolata alıp gidip e, gönlünü aldığı var ama bilmiyorum ama takipçimiz bu hikayeye çok inanmamışlar. E, ...altta gelen yorumlarda yani sen bile bu adamın oyuncu olduğunu bilmiyor musun ki... ...o rollerin hiçbirinin gerçek olduğunu bilmiyor musun ki de... ...böyle bir tepki verdin diye biraz açıkçası sistem etmişler. Tabii ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bunu söyleyen arkadaşlar şunu bilmiyorlardır e, diye düşünüyorum. E, Yılan Hikayesi diye bir dizi vardı e, bilirsiniz. Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer rahmetli. Birkaç ay önce, iki ay önce galiba rahmetli oldu. Ayten Gökçer, o dizideki kötü kadın e, karakterini oynayan, e, ismini unuttum, e, Kürşat'ın e, sevgilisini, e, Hasan Ağa'nın e, karısını oynayan kadın oyuncuda, gerçek hayatta da korkuyor. E, hatta şeyde, Rüyasemin'in Penceresi miydi? Bir yerde kadın geldi, kadını görür görmez ay, falan yapmaya başladı. E, oturup konuşuyorlar ama gerçek hayatta gerçekten kadından korkuyormuş. Öyle e, lanse ettiler. Tabii ondan sonra biz bunu e, röportajını vesaire falan izlemedik, bilmiyoruz tabii ama orada Yasemin'in penceresinde bu şekilde e, lanse etmişlerdi. Olabilir yani karakterden, kadından, yani insan insandan korkabilir. E, ki Erol Taş'ın gerçekten böyle bir e, imajı vardı. Bir de Perihan Savaş ilk filmi dedikleri dönemde 19-20 yaşlarındaydı. Yani o yaşlarda birinin böyle birinden korkması hı hı. E, mümkün. Neden e, insanlar inanmıyorlar anlamadım. Çünkü e, Yeşilçam sinemasına da çoğu şey zaten e, inanmıyorlar. Tam inandırıcı gelmiyor. E, evet biraz abartı geliyor ama. Ben bu hikayenin ya da ne bileyim bu hatıranın doğru olduğunu düşünüyorum. Perihan Savaş'ı çok sevmesem de yani, <laughs> inanıyorum. Evet. Böyle bir şey söylemiş yani ama tabii ne kadar doğru olur tartışılır. Bu arada Ekrem Karaca yorumlarda vardı az önce. Can Kurtaran'daki kahveye yazık oldu demiş. Erol Taş'ın biliyorsun meşhur kahvesi vardı. Yıkıldı diye haber Hı -hı. çıktı geçenlerde de zaten. Hı -hı. E, açıkçası sanatçıların, yapımcıların uğrak yeri. Birçok filmede ev sahipliği yapmış bir plato aynı zamanda. Hatta birçok röportajını da orada gerçekleştirmiş. Yazıhane olarak da orayı kullanıyormuş. Ama tabii şu anda artık yerinde yerler esiyor. Her şeyin olduğu gibi. Hmm. E, Erol Taş böyle bir isimmiş. E, benim notlarıma bakıyorum ama Erol Taş'la ilgili hmm. söyleyeceğimiz bu var. Erol bir Taş'tan... Sen... Pardon. yok. E, Erol Taş'ın o kahvehanesiyle ilgili e, şöyle bir mizansen de yapmışlardı. Yine TRT'nin bir e, arşivden bir video izledim. E, Burhan Çaçan orada e, şey yapıyor, çaycılık yapıyor. E, işte türkü söylesene diyorlar, Erol abi kızıyor. Erol abi izin ver de Burhan türkü söylesin. Tamam ama müşteriyi rahatsız etmesin falan oradan Mehmet Ali konuşuyor. Erbil istiyor. Evet evet. evet. <laughs> yani var birkaç böyle ünlü evet. isim falan var. TVT arşivdeydi galiba o Hı. video, oradan izlemiştim. Böyle güzel mizansenler falan da yapılıyordu. E, Ruhu şad olsun ya. Gerçekten e, Türk sinemasında en çok film çeken oyunculardan biri galiba e, Erol Taş. E, yani e, büyük bir dediğimiz gibi başarı öyküsü. E, sen kalk boksörlük ya da işte orada e, set ekibini korumak için, serserileri kovalamak için arkadaşlarına gel oraya yardım et. Oradan seni keşfetsinler. Ve e, şeye kadar... Türkiye'de sinemanın zirvesine kadar yüksel, büyük bir başarı öyküsü gerçekten. Bir de Erol Taş zannedersem iki yaşındayken annesini kaybediyor. Öyle bir hikayesi de var şeyin Erol Taş'ın. Çocukları da zaten belli bir yaşta 6-7 yaşında zannedersem annesini kaybediyor. Böyle talihsizlikler de yaşıyor. İşte parasını vermiyorlar, götürüyor, anlatıyor kendisi. işte Yapımcının önüne koydum artık bu çocuklara ben bakamıyorum parası lazım ki bakayım diye. Ee, böyle bir hikayesi de var. Ee, herkes tabii işte filmlerde gördüğü kadarıyla değerlendiriyor ama herkes de e, tanıyanlar da şunu söyler. Altın gibi bir kalbi vardı derler ev Taş için. Ee, öyle olduğunu umuyoruz. Ee, öyle olduğunu en azından söyleyenlere biz de şahitlik edelim. Allah mesela rahmet eylesin. Mekanı ziyaret olsun. İyi rollerde Cüneyt Arkın'ın alın yazısı aklıma geliyor mesela. Oradaki hani Cüneyt Arkın'ın kardeşi Arif'si rolünde çok iyiydi. Şeyi çok saymıyorum. Hani Onların beraber oynadıkları 80 sonrasındaki komedi filmlerini saymıyorum. Bana çok nitelikli gelmiyor. Hı -hı. Ama TRT için az önce Murat Bey de yazmış zaten. O da benim notlarımda vardı. E, TRT için çektikleri bir e, polisiye dizi vardı. Mehmet Aslantul ve Osman Yağmur derinliği. İz peşinde. peşinde. Orada çok başarılıydı mesela. Hı -hı. Yine iyi rollerinden birindeydi. E, aslında iyi rolleri de oynayabilecek kapasitede ama üzerine o kötü adam rolü yapıştığı için. E, Seslendirme de Sadrettin Kılıç herhalde değil mi? Son dönemlerde şeyde Sadrettin Kılıç vardı. vardı evet. Hatta evet. işte bizim hikayemiz miydi? Hülya e, Avşar'ın bir filmi vardı. Hı hı. E, Kadir Savun'la beraber bunlar tamircilik yapıyorlardı. Ortaklıkları ayrılıyordu ve sonrasında çok zengin oluyordu. Muhtemelen bir arabesk filmi falan olabilir. E, Sadrettin kılıç mı? seslendiriyordu mesela. Çok Sadred... başarılı gelmişti bana. Sadrettin Kılıç e, zaten ben şöyle e, not aldım. Şöyle bir durum var. Sadrettin Erbil, Kamuran Üster, Kemal Ergüven, Sadrettin Kılıç, Erhan Yazıcıoğlu ve Fuat İşhan. E, kötü adamlarla e, eşleşmiş hı hı. seslendirme sanatçıları. Sadrettin Kılıç mesela İmparator filmi vardı. E, Kadir İnanır'ın. Kadir İnanır, Seda Sayan başroldeydi. E, orada yine kötü adamlardan birini oynuyordu Erol Taş. Orada da Sadrettin Kılıç seslendirmişti. Benim özel bir hayranlığım var e, Sadrettin Kılıç'a. E, muhteşem bir ses sesi Mükemmel. vardı Rahmetli'nin. E, tiyatrodaydı tamam. E, TRT'nin e, köy konulu küçük skeçlerinde oynardı. TRT arşivde izledim ben onları. seslendirmeye 80 sonrası falan geçmiş. İyi ki de geçmiş. Gerçekten muhteşem bir sesi var onun. Hakkını teslim edeyim. Bu arada Tarot yazıyor. Ona değinecek. Şey. Bu eee filminin kötü adamı kim? Kartal mı oluyor o zaman? Ee, kartal san Değil mi? Adam demeyelim. Adamlık. Adamlık cinsiyet meselesi kötü, değildir ama Kötü kötü adamı yani belki kartal dişi de olabilir. Erkek de olabilir bilmiyorum ama e, eskilere bakarsak daha da eskilere e, Ahmet Tarık Tekçe ismi çıkıyor. Yani hmm. kötü adam rollerinde. Ki belirli bir zaman kötüyü oynamış. Sonrasında iyi komik karakterleri oynamış. Ee, ama insanlar böyle çok fazla korkarlarmış mesela Taksim'de yürüdüğü zaman da biraz boy poz cüssede olduğundan dolayı hani bakışlarıyla bile ciddi anlamda korkutan biriymiş Ahmet Tarık Tekçe. Ee, hani, o da heybetli e bir adam. Değil mi? Yani, yani bayağı şey zaten yapılı bir insan filmlerde de Hı. belli oluyor. Ee, ama komedi de başarılı ya yani ben o, o siyah beyaz filmlerde komedi şeylerini de çok seviyorum. Ee, başarılı ama çok erken yaşta aynı şekilde kaybetmişiz. Şimdi e, o kadar yelpaze geniş ki yani o dönemlerden başlarsak şayet e, çok fazla isim var. Çünkü her filmin bir kötü adamı var. Yani her filmin ne kadar iyi karakteri varsa kötü karakteri de var. Ee, mesela işte biraz önce yorumlarda da vardı Muzaffer Tema ismi. Muzaffer Tema önce Johnny olarak giriyor. Belirli bir yaştan sonra kendisi kötü adam karakterine bürünüyor. Hatta bir kovboy filmi var e, Türker İnanoğlu'nun. Belki biliyorsundur o hikayeyi de. Bunun ölmesi gerekiyor filmin son sahnesinde. Kamera işte bir ele şöyle zoom yapıyor. E, kamera şurada el. O el Türkan olma ait arkadaşlar. Ve ateş ediyor sürekli yerdeki Muzaffer Tema'ya. İşte bir yapıyor, iki yapıyor, üç yapıyor. O Muzaffer Tema bir türlü ölmüyor. Yani kıvranıyor, <laughs> kıvranıyor. Şimdi Türkan İlanoğlu da sinir oluyor. Niye? Çünkü zaten film makarası çok pahalı bir şey. Şimdi sesli çekim yapılmıyor haliyle. Çünkü sonradan dublaj eklendiğinden dolayı ya öyle artık ya diyor tekrar 4 beş falan. Ondan sonra en son buraya bipleyebiliriz. <laughs> <laughs> Türk olur rahmetli saydırıyor buna ya. Işte, yani En son yedinci de ölüyor artık yani. Hı hı. Sonra da ben senden diyor bunun intikamını alacağım diyor. ya yani Muzaffer temalar var. Ee, Öztürk Serengil var mesela çok enteresan. Ee, sinemaya kötü adam olarak giriyor. Ve ilk baştaki filmlerin hepsinde kötü karakteri oynuyor. Fakat daha sonra işte o Mümtaz Ofloğlu'nun seslendirmesi bir Ofloğlu. seslendirmesiyle birlikte Mücap Ofloğlu'nun seslendirmesiyle birlikte birden bambaşka bir karaktere evriliyor ve tamamen o oynadığı kötü karakterlerin hepsi unutuluyor. Mesela Altın Erbulak aynı şekilde kötü adam olarak, mafya babası olarak görüyor. Mesela Altın Erbulak dediğin adam dünya tatlısı bir adam. Ondan bir kötü adam yaratmışlar baktığın zaman. Hı. Çok garip geliyor mesela bu tarz şeyler. Bunların devamında işte yine aynı dönemi içerisinde senin de söylediğin gibi Bilal İnciler, hı hı. Hayati Hamzoğlu'na geliyor. Burada arkadaş sormuş Önder Somer mi yoksa Nuri Alço mu diye. Benim kesinlikle Nuri Alço. Sebebini söyleyeceğim zaten Nuri Alço'ya geldiğimizde sebebini söyleyeceğim. Çünkü çok farklı bir durum var onunla ilgili. En azından kendimle alakalı bir gerekçem var. Ama mesela Erol Taş gerçekten muhteşem. Şimdi Bilal İnci'ye gelirsek, Bilal İnci kim ne diyebilir Bilal İnci'nin oyunculuğuna? Abisi Kemal İnci, Kemal İnci'yi kardeşi olarak görüyor ama abisi aslında. Evet. Sanki Bilal İnci biraz daha popüler olduğu için abi Kemal kardeşmiş gibi ama aralarında böyle bir durum var. Onun vasıtasıyla sinemaya giriş yapıyor. Hatta bir gün neymiş, Nikos Samson rolünü oynadım, kendi ağzından öyle söylüyor. O filmi çektikten sonra sokakta yürümeye yürek isterdim. Ben buna yüreğimi koydum, oynadım. Film vizyona girdikten sonra Keçiören'den bir mektup geldi. Yazan ağır küfürler savuruyordu bana demiş. Bu da yetmemiş gibi doğmamış çocuğuma bile en ağır küfürleri ediyorlardı. Ben seyirciye bir şey veriyorsam, onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam demiş. Ve Almanya'ya gitmiş. Uzunca bir süre Almanya'da kalmış. Sonra tekrar gelip sinemaya devam etmiş. İşte böyle bir adamı küstürüyormuş bizim evet, millet. Evet Evet. dediğin gibi <laughs> orada yani, bir es verdin doldurun artık da, orayı. O, o da şey yani büyük isimlerden biri. E, hatta bir filmde Fatma Girik bir sahnede buna taş atıyor ve taş sanırım kafasına denk geliyor. E, bununla ilgili 10 yıl boyunca uykusuzluk sorunu yaşıyor Bilal İnci ve doktora gidiyor diyor ki ya ben uyuyamıyorum geceleri niye ve yapıldıkları şeyden sonra, tahlillerden sonra ortaya çıkıyor ki işte, o başını almış olduğu darbeden dolayı yani aslında adamlar ilk başta da söylediğim gibi canlarını ortaya koymuşlar aslında. Fakat bizim halkımız o kadar iç içe geçmiş ki onun gerçekten bir Rum adamı ya da işte Rus generali artık ne dersen kötü karakter olduğuna benimsemiş yani. Gerçi bu onların iyi oyuncu olduğu anlamına da geliyor otomatikman ama evet. burada e, oyunculukla beraber az önce senin de ilk başta söylediğin sonundan şimdi katılan dinleyicilerimiz belki izleyicilerimiz bilmiyordur. Burada e, Saadettin Erbil faktörü işte Tabii. çok devreye giriyor. Çünkü ya yani karakter çok iyi ama o sesi yaratmak, o sesi vermek, o izleyiciye onu aktarmak o bambaşka bir şey yani gerçekten. Hatta bir yorum vardı. Biz Saadet Naili paylaştığımızda bu adam olmasaymış herhalde Yeşilçam filmlerinin yarısı olmazmış diye bir yorum var. Gerçekten de hani sesiyle herkese hayat vermiş. Bence de çok güzel yapmış yani. Kesinlikle şuna katılır mısınız bilmiyorum. Hani e, takipçilerimizi de e, sorayım bunu. Ee, Yeşilçam'daki bu kötü adamlar tırnak içinde söyleyelim e, bu kötü adamlar e, sinemayı ayakta tutan isimler aslında e, şimdi bir jön var e, bir işte aktris var karşı oynuyorlar ama e, yani komple romantik bir sahne ya da işte romantik bir film orada kötü adam olmayınca ya da kötü kadın olmayınca Ali Suzan Avcı gibi e, kişiler, e, oyuncular olmasa onların yarattığı karakterler oluşturduğu karakterler olmasa Sinemamız bu kadar çok konuşulmazdı bence ayakta kalmazdı diye düşünüyorum. E, çünkü e, ve çok da eleştirilmedi bizim kötü adamlar. Yani e, işte bu çok kötüydü burada oyunculuğu ya da işte bu çok kötü bir oyuncu şu an saydığımız isimlerden kötü oyuncu diyebileceğimiz e, kimse yoktur diye düşünüyorum. Yani e, figüran seviyesine kadar bile bir sürü kişi yazdı mesela isimleri yazdı. Onların hiçbirisi için de e, biz kötü oyuncu diyemezdik işte Önder Somer çok fazla filmde oynamadı evet belirgin rollerde oynadı Nihat Zeyalan vardı mesela melodramlarda oynayan kötü adam özellikle Hülya Koçyiğit'in belası <laughs> hep o, onunla benzer filmlerde oynardı e, ama e, bu adamlar için hiçbirisi bu adamlar hiçbiri için kötü oyuncu diyemiyoruz çünkü gerçekten oynadılar iyi bir şekilde oynadılar bunun bir sebebi de şu e, oyuncuların hep şunu söylerler, kötü karakteri oynadığımız zaman ya da bir kusuru, bir eksiği, bir hastalığı e, olan karakterleri oynadığımız zaman e, daha rahat ediyoruz. Cem Erman yazmışlar, evet, mesela Cem Erman da öyle. E, daha rahat ediyoruz çünkü bir sınırı yok o, o şeyin, e, o rolün bir sınırı yok. Kötü adam ya, her altı yapabilir. Yani o yönetmenin çizdiği çerçeve içerisinde ya da o rolün çizdiği çerçeve içerisinde her altı yapabilir bu adam. Ama jön ya da aktris her şeyi yapamıyor. Onun e, sınırlı bir yeri var. Ona yakışmayacak bir şey yapamıyor ama kötü adam olduğu için ona her türlü pisliği yakıştırabiliyorsunuz ve e, coşuyor. işte az önce bahsettim tavukların bile asıp kafasını kesiyor falan filan. Coştukça coşmuş adam yani. Ve burada oyunculuğun sınırları olmadı yani sınırları olmadığı için bu rolün oyunculuğunun da sınırları olmuyor ve kendini aşıyor. Böyle böyle kendini geliştiriyor. Zaten belli bir süre sonra kötü adamları oynayan e, kim varsa muhakkak İyi role evrilmişti. Ahmet Tarık tekçe dedin. Erol Taş da son demlerinde iyi e, o rollerde oynadı. Turgut Özatay keza. Bilal İnci son e, rolü Deli Yürek dizisindeki e, Fahri Baba rolüydü. İyi bir adamı oynuyordu. E, sonra e, işte mesela Nur Alço son demlerde yine kötü adam değil ama daha komedi ağırlıklı rollerde oynadı. E, bunların kaderinde var zannedersem bu. Yani oyuncuları artık kötü rollerde değil iyi rollerde oynatalım. Ama ne oldu? Kötü rolde oynayarak kendi oyunculuklarını gerçekten arşa çıkarttılar. Çok geliştirdiler diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Ee, çok başarı var işin içerisinde. Ee, i̇yi karakterler kötü olarak da başlamış. Az önce söylediğimiz gibi mesela Öztürk gibi örneğinde <laughs> gibi. Bunu sen anlatırken aklıma direkt Zeki Alasya geldi. Mesela Zeki Alasya da dünya tatlısı bir adam. <laughs> Ama Tarkan Tarkan filminde çok kötü bir imparatoru canlandırıyor. Hatta benim travmalardan biridir. İşte kuşun kafasını kopartıyor, atıyor, canlı canlı kuşu öldürüyor mesela. <laughs> ya baktım o ilk filmi izledim de şok olmuştum zaten. Ya bu nasıl bir şey diye. Ve o filmi o sahnesini hala izleyemem yani mesela. Yani çünkü alıyor ve kafayı <laughs> kopartıyor. E, Zeki Alasya ya dünya tatlısı bir adam yine söylüyoruz. Ve tarihi filmlere bakıyorsun. Tarihi filmlerin kişiliklerin hepsi işte Turgut Özatay, Kayhan Yıldızoğlu. Yani hepsi başarıyla mesela o kralları şunları bunları oynamışlar. Ee, ...geçen e, Kayhan Yıldızoğlu'nun bir röportajını okudum mesela... ...aynı anda üç filme gidiyormuş... ...yani diyor ki işte mesela bir yerde diyor... ...Şile'de diyor, plajda şey çekiliyordu diyor... İşte ...Malkoçoğlu serisi çekiliyordu... ...orada işte Roma kıyafetli ya da Bizans kıyafetlerini giyiyorum... ...imparator oluyorum... ...oradan çıkıyorum... ...işte bir saat sonra başka bir sete gidiyorum... ...orada işte ne bileyim şeyi oynuyor... ...garsonu oynuyor, bir şey oynuyor... ...mesela bitirimler Sosyete'deki gibi... Hı -hı. ...orada bir garson rolünü oynuyor... Ya şöyle bakıyorsun aynı anda üç ayrı karaktere de girmek çok zor. Bir yerde imparatorsun, bir yerde garsonsun yani. yani zor Çok yor. kutuplarda bir şey. Ve e, yönetmenler ciddi anlamda bunu idare etmişler. Birçok şey de söylüyor zaten. Mesela e, gelmediğinde başka sahneye geçilip ne zaman dahil olursa Kayhan Yıldızoğlu... ...onun rolünü o zaman çekiyorlarmış. Çünkü niye? Muhtemelen o karakter oyunculuğunun... E, çok fazla karakter oyuncusu var ama çok fazla da film var işin içerisinde. Anladığım kadarıyla kapanın elinde kalmış. Yani bir alinci bir yerde, o bir yerde, bu bir yerde derken e, her filmin olmazsa olmazlarından bilir çünkü karakter oyuncuları. Ve dediğim gibi bir aynı anda iki tane, üç tane filmde yer almış. Bu sadece tabii biz bugün kötü adamları konuşuyor gibiyiz ama Fırat Zeyrek Bey yazmış mesela. Sen de az önce söylediğin gibi Aliye Rona mesela tam kötü kadındır yani her noktada baktığın zaman. Ee, özellikle Kınalı Yapıncak filminde mesela gır, gırttan sikasım gelir ya yani, o filmi gördükçe. Ama özellikle... mesela Kurutuluş dizisi şey Kuruluş dizisinde de iyi bir roldeydi Ali ona. Evet. Yani onun da sonunda e, hep iyi rolde oynama e, var kaderinde. E, ben Suzan Avcı'yı iyi bir rolde görmedim <laughs> O hep böyle kötü bir roldeydi. Ama Neriman Köksal mesela kötü evet. rolle başladı. Sonra iyi en son oynadığı diziler, bizim mahalle dizisinde oynuyordu galiba. aile bir şey babaanneydi galiba. Babaanne ve anneanneyi oynuyordu. O, o da iyi rolde evrildi. Öyle devam etti. Altan Gümbay'ı yazmışlar. Mesela Altan da evet Tarkan filminde işte o Zeki Alasya'nın oynadığı Tarkan filminde mesela kötü adamdı. E, o da bir asit kuyusuna falan düşüyordu öyle bir duruma. Ama son oynadığı çocuklar duymasında Haluk babasını babası. oynuyordu. Evet. E, Hally, Haluk için kötü rol olabilir ama siz izleyici için <laughs> iyi bir rol. Mesela roldü. Ali e, Ali Erona için mesela e, Yılanların öcü. hani hem kötü diyebiliriz hem iyi diyebiliriz. Yani çok farklı bir karakter. Hı hı. Şimdi bu taraftan bakarsan kötü karakter. Hani diğer cepheden bakarsan bu taraftan bakarsan aslında oğlunu koruyan e, anaç bir karakter. Mesela Hı -hı. çok başarılı. Yani iki noktada da hani kötüye nereden baktığın önemli. E, bence iyi bir karakter aslında. Yani yılanların e, öcü 1960'larda çekilen bölümünden evet, evet. bahsediyoruz tabii. Diğerinde şimdi e, şey oynuyor. Fatma oynuyor yeni <laughs> versiyonunda. O da başarılı gerçi. E, dediğimiz gibi yani sadece erkek oyuncular da çok vamp kadınlar da var. Hı hı. Yani Dijlam babandan Handan Adalıya kadar işte o dönem içerisinde fitne fücurluk yapan e, isimler de çok fazla. E, Bu arada gel, e, gel fazla Dic çok büyük. Diclehan Baban e, Necip Fazıl Kısakürek'in baldızıymış. E, bunu e, bilmeyenler varsa söyleyelim. E, Necip Fazıl Kısakürek şair. E, onun baldızıymış. Şimdi az önce e, bu bilgiden sonra şu travmalardan bahsetmiştin ya. Şu Diclehan e, Erol... Baban'ın küçük bir parantez açabilir sadece? Sözünü kesiyorum. Lütfen Yok. özür diliyorum. E, Cumartesi günü biz bir yayınlayacağız onunla ilgili. E, hayat hikayesi çok kötü bir hayat hikayesi var onun da. Biraz e, psikolojik sorunları olan Hı. işte e, bir kişi. Handan Adalı birkaç kere canına kıyma şeyinde e, üç kere hayatını kurtarıyor. Ondan sonra. Bununla ilgili bir serimiz var. Cumartesi günü yayınlayacağız. Onu hadi, hadi, hadi bakalım. Ee, travmalardan bahsetmiş Çocukluk travmalarımızdan biri de Kır Karamellerin reisi Erol Taş tek gözlü, pörtlek gözlü reis. O mesela bizim e, işte Tarkan'daki Ahtapot'la beraber, e, ile beraber çocukluk travmalarımızdan bir tanesidir. Erol Taş e, bölümünde onu söylemeyi unutmuştum travma deyince. E, söyleyeyim şimdi e, Tuval Gökpınar demiş ki Lale Belkıs, Lale Belkıs bu konuya çok itiraz ediyor. Ben kötü kadın oynamadım, hiç kimsenin yuvasını yıkmadım, e, bana yapılan kötülüğe karşılık verdim. Diye bir cümlesi var Lale Belkıs'ın. O yüzden hani biz evet izleyici belli bir kefeye koyabilir onu ama kendisi buna şiddetle karşı çıkıyor. O hala bile yani yaptığı paylaşımlarda bazen yorumlar geldiğinde takip ediyorum kendisini. Yorumlar geldiğinde buna karşılık veriyor. Bu şekilde karşılık veriyor. O yüzden onu ben... Ee, onun hassasiyetlerine hassasiyet göstererek e, lale belkısı saymadım bu isimlerde. O yüzden sö ee, söylediğimiz az önce yani Aliyar nereden baktığımız lale. Tabii. Yani. <laughs> tabii e, Bilal İnci'nin mesela iyi rollerinden Bilal İnci'ye gelirsek rollerinden biri hayatımın en güzel yılları filmde Cüneyt Arkın'ın babasını oynuyordu o da hmm. eski bir boksör aşk acı çekmiş içiyor sürekli balıkçılık falan yapıyor böyle e, o da e, iyi saçlar rollerinden biri saçlar tebeşirle beyazlatıyor <laughs> <laughs> e, Bilal İnci'nin e, siz en kötü diyebileceğiniz rolü hangisi yani iki tane böyle belirgin rolü var bildiğim kadarıyla e, Ala Alageyik'teki e, rolü bir de e, Tarkan'daki Kostok. Hain Kostok. <laughs> Babanı kim öldürdü? Kostok. Orada Tarkan Gümüş'e Gümüşeğer'de Kostok. Viking kanında da e, Viking e, kralı Toro'yu oynuyor. Yani ölmü birinde bir öbüründe dirilttiler. Başka bir rol oynattılar falan. Ama şey e, Kostok daha bir gaddar rol düzenledersem Toro'dan. E, gerçi Toro da şeyi getiriyordu. Ahtapotu falan getiriyordu. E, bir tane insanları ahtapota yeme diyordu ama Kostok daha bir akıllı kalıcı, biraz daha böyle mizansenlere konu olmuş bir karakter olduğu için belirgin rollerinden biri. Siz izleyeceğimize soralım. Siz hangi filmdeki rolünü Berkut buluyorsunuz? Berk şey yazmış dönüş filmi. Kesinlikle dönüş filmi de buna ekleyenebilir hı hı. Türkan Şöra ile işte Hasretinle Yandı Gönlüm filmi hatırlatmak için söylüyorum. Meşhur o şarkıyla birlikte. Orada da Türkan Şoraya göz koymuş olan bir ağır rolündeydi. Yani... Dediklerine katılıyorum. Yani belli başlı şeylerde sanki e, Erol Taş biraz daha ağır basıyor. Yani oynadığı Hı. karakter rolleriyle, e, sergilediği rollerle birlikte... ...Bilal İnciden bir tık daha üstte ya. Yani ben de seçim yapsam şu anda Erol Taşı birinci sıraya koyarım. E, tabii o dönem dönem ayırdığımız için söylüyoruz. Mesela sonraki dönemlere geçtiğimiz zaman. E, şey mesela ilk aklıma gelen Süheyl Boz var. Hiç konuşmadık ama Süheyl Eğliboz da aslında ilk başta figüran olarak başlamış. Sonra işte sütçü karakteri falan derken e, buradaki kötü adam serüveni onu da yine e, hayat hikayesinde kendi anlatımıyla birlikte bir filmde Hazreti Ömer'i öldürüyor. Namaz kalarken Hazreti Ömer'i arkasından... Cüneyt Gökçer'di galiba, Cüneyt Gökçer'i arkasından bıçaklıyor ve günlerce Taksim'e çıkamıyor. Çıktığında da Hazreti Ömer öyle öldürülmez, böyle öldürülür diye adama dünya kadar daya atıyorlar, hastane kuruyor. Adam her seferinde gözünü hastanede açıyormuş. İyileşiyor, çıkıyor, tekrar aynı muamele. E, yetmiyor işte filmlerde kadınlara, şunlara, bunlara kötülük yapan, işte e, tecavüz yapan, ırzına geçen bir karakter yanında eşiyle birlikte pazara çarşıya gittiğinde arkadan sesleniyorlarmış. Gördüğüm bak yine bir kadını düşürmüş ağına. İşte kadına bak şunu yapacak, bunu yapacak diye. Yani az önce yani izlemeyenler veya yeni girenler için söyleyeyim. Yani gerçekten zor bir psikoloji. Yani yolda yürüyorsun ve sürekli sana bu tarzda tacizler oluyor. İşte biz bir hafta 10 gündür bir Kemal Sunal <laughs> filmlerine kötü dedik diye yemediğimiz hakaret veriliyor. hiç kalmadı. Bunu bu bunu düzeltelim. Bu... Kemal Sunal filmlerine kötü demiyoruz. Kemal Sunal'ın 81 tane filmi var. Bunun içerisinde 20 tanesi sallıyorum, 20 tanesi, 25 tanesi gerçekten kötü filmler. Hepsine kötü dersek çarpılırız. Çünkü ve daha, ya daha ya da bir yoksun filmine kim kötü diyebilir? Ya bunu Kemal Sunal da söylemiş yani. Bu adamlar diyorlar ki e, kötü filmi yoktur. Adam kendisi söylemiş. Benim kötü filmlerim de var demiş. Yani. Röportajında da bunu söylemiş ama biz ısrarla yok diyoruz. Neyse oraya girmeyelim. Bir de ben notlarıma şey almışım. Canan Perver'i almışım. Şeytan filminde. Hmm. Yani kötü kötü sayılır mı? Bence çok kötü sayılır. Ee, bugün hatta ölüme... Ama şey... o iradesiz bir şekilde yapıyordu ya. Evet. Ee, o yüzden katmayalım evet, Ama ben şey canım. var. Ee, bugün onun e, yabancı filmin şeyini gördüm. Kamera arkası görüntülerini gördüm. Sonra arkasından bizim filmi açtım. Kıyaslamak adına yani fersah fersah yani Hollywood'la Yeşilçam gerçekten çok farklı ya. Yani biz uydurmuşuz bazı sahneleri de oradan almışız yani bu arada. Yani belirli şeyleri de içine koymuşuz, serpmişiz. Ee, ama oradaki Canan Perver karakteri de kötü anlamda yani şeytan olarak zaten şey yapılıyor, tasvir ediliyor. O da kötülerden biri. Ben, Buraya kadar... orada Agah Ünü beğeniyordum ben o filmde. Evet. Kur'an okuyarak. 80 sonrasında <laughs> 80 80 sonrasında da daha çok şey oluyor, e, arabesk filmlerin etkisiyle zaten yani bu kötü adamlar birazcık daha e, ziraat mühendisine kızını vermek isteyen, e, asla yanındaki marabaya e, merhamet göstermeyen bir ağır rolüne bürünüyor. Şehirde geçen filmlerde de işte mesela Güner Ümit de şimdi aklıma geldi mesela kötü adamı oynuyor Ümit Besen'in bir filminde. Evet, e, evet şey herhalde Banu Alkan'a mesela en yakın arkadaşının e, nişanlısını ayartıyor. İşte Yok, orada hatta çok komik Aslında orada arkadaş değiller. E, o Arda Uska'nın e, senaryosu. İbrahim Erkal daha sonra Canısı diye filme çekti e, onu rahmetli. E, Arda Uskan o senaryoyu yazıyor. Galiba birkaç arabesk sanatçısı, arabesk herkesi Gökhan Güney de çekmiş olabilir. E, o dönem e, bu senaryoyu filme çektiler. E, oyuncular değişti. Canısı da e, şey vardı. Ya o adamın ismini unuttum. <laughs> Yine. E, yazı, hatırlayanlar söylesin. Bu çok kısa bir ismi vardı. Manken oyuncu. E, canısı da mesela o vardı. İşte şey dedi. Ümit Besen'in karşısında da e, şey... Şey, Güner Ümit vardı e, orada. Ama Çeşitli oradaki iş, rollerin çok... Değişiyor. ...orada roller çok komik ama işte mesela... Engin Koç, Engin Koç evet. Şöför, <laughs> şoför kılığına giriyor mesela. O Aydın'ı tavlamak için falan. Ama sonra nasıl olsa o büyük bir servet... ...büyük bir zenginlik birden çöküyor. Yani Hı -hı. ümit Ümit çok yükseliyor... ...ama bunlar Hı -hı. birden çöküyor. Ve bütün filmlerin karakteri hep bu şekilde. Ve orada asıl kötü roller ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela Güner Ümit de bence başarılı. Yani orada... Ee, hani sadece seslendirme ve sunuculuk tarafını ayrı tutuyorum. Oyunculuk noktasında da hı hı. bence başarılı. Ee... Mükemmel. Yani Ben yani. Günümüz Ümit hayranı olarak e, hiçbir şekilde toz kondurmuyor. Bana bir ara şey dediler ya yazdılar. Günümüz Ümit'in akrabası mısın sen falan diye. İlla birisini sevmek için akrabası olmak mı gerekiyor ki akraba çok fazla sevilmez bizim toplumumuzda. <laughs> e, şey yazmışlar. Engin Koç e, yazmışlar. Ben Engin Koç sormuştum. Eminönü değilim, Eminönü hatırlıyorum tabii. E, Engin Koç mesela şeyde de vardı. E, benzer bir e, şey yine İbrahim Erkal'ın Sırılsıklam sıklam dizisinde Yosim İzrahi yaptı. E, Melis Yamanoğlu vardı onun karşısında. E, şey o. Başrolde İbrahim Erkalın sevgilisini oynuyor, Canan Perver oynuyordu o, şey Melis'in ablasını oynuyordu. Yine benzer bir rolde en yakın arkadaşının bu sefer yakın arkadaş işte sevgilisini ayartan Yusuf Mizrahi oynuyordu. Hmm. Ee, şey böyle de roller var. 80 sonrası e, zannedersem bunun şu etkisi olmuş olabilir. E, 80 darbesine kadar. Türk sineması bir bocalama dönemi, malum bu erotik filmler e, furyası başladı. 80 darbesinden sonra e, bu e, furya e, bitti onu bu şekilde devam ettirmeye çalıştılar zannedersem. Çünkü filmler daha cesur olmaya başladı 80 darbesinden sonra çekilen filmler. Her türlü hikaye konusunda da yani bir sıkışmışlık vardı galiba. insanların içinde böyle bir patlama yazı bir bomba vardı. O patladı. Patladıktan sonra sinema değil de çok cesur olmaya başladı. Görüntüler de çok cesur olmaya başladı. Yönetmenler daha cesur davranmaya başladı. Yani Atıf Yılmaz'ın 70'lerdeki filmlerine bakalım. Bir de 80'lerdeki filmlerin bakalım. Müjdar'ın 70'lerdeki filmlerine bakalım, 80'lerdeki filmlerine bakalım. 80 sonrası filmlerde yeni yeni oyuncular ve erotik bileceğimiz oyuncular çıkmaya başladı. Mesela Serpil Çakmaklı, Banu Halkan öncesinde vardı ama böyle değildi. 80'den sonra oldu daha da açılmaya başladı. Ahu Tuğba mesela, o da aynı şekilde. böyle bir yeni bir sinema anlayışı gelişmeye başladı ve kötü adamlar da ...oradaki, o filmlerdeki kötü adamlarda ...buna uygun bir şekilde dizayn edildi bence. E, ve elimizde var olan, daha önce işte oynamış e, yeni kötü adamlar çıktı ama... ...eski kötü adamlarda buna doğru evrilmeye başladı. E, Erol Taş olsun, Erol Taş'ın mesela Cüneyt hakkında 80 sonrası çektiği filmlerde... ...o komedi filmlerinde bir kadın vardır, erotizm unsurudur... ...onu elde etmeye çalışırlar, böyle birkaç filmi var mesela... E, Buna şey yaptılar, nelerler derler, tevessül ettiler e, biraz da. E, fakat ondan sonra onun da artık iş yapmayacağını anlayınca e, vazgeçildi ondan. Başka filmler çekilmeye başladı. E, kötü adamlardan e, mesela, e, birazdan belki sayacağız ama, e, çoğu e, bu Türk Seleması'nın o bocalamaya başladığı dönemdeki e, erotik film furyasına içlerinden bir tek e, zannedersen bu sayacağımız isimlerden Kazım Kartal girdi. Diğerleri girmedi. Ee, diğerleri e, komediye yöneldi. Biraz daha böyle toplumsal gerçekçi filmlere yöneldi. A filmleri falan. Ama o tip filmlere bir tek Kazım Kartal e, tabii, o da tabii. kendi beyanı ben mecburen girdim e, diyor. Ona da geldiğimizde e, anlatalım. Hı -hı. Yani e, dediğim gibi... E daha önceki dönemlerden sonra 80'lerde kötü adamlar birazcık daha evriliyor. Köy filmlerini saymazsak birazcık daha böyle genç kızları tuzağına düşüren. İşte sonrasında eve götürüp annemle seni tanıştıracağım deyip de e, bu kadınları pazarlayan insanlar olarak görüyor. Şimdi Genelde şöyle bir eleştiri yapılıyor son zamanlarda. Artık her şeyi eleştirdiğimiz için bunları da eleştiriyoruz. Film gözüyle bakmıyoruz. İşte Yeşilçam e, ahlakı bozuyor. İşte o dönemdeki filmler e, ciddi anlamda ahlakı bozuyor. Şimdi siz bunu nereden baktığınız önemli. Yani bardağın dolu tarafı, boş tarafı. Şimdi siz burada Nuri Alçıoğlu'nun yapmış olduğu o eylemleri, o şeyleri ya ahlak bozuyor olarak derseniz oradan bakarsınız. Ama öbür taraftan ya orada öğretici bir şey var. Bak orada kızlara diyor ki yani herkese güvenmeyin şöyle i̇şte evden kaçıp da İstanbul hayatına geldiğinizde kalkıp da işte herkesin e, vay seni annemle tanıştıracağım, vay şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye nereden baktığınla ve nereden aldığınla alakalı. Mesela Nuri Alço da bence çok başarılı oynuyor bu filmleri ki bunun da röportajını yayınlamıştı kendi ağzından. E, Türker İnanoğlu zaten rolü getiriyor. Kendisi biliyorsun aynı zamanda bir pehlivan torunu. E, ailesinin zaten hani böyle bir şey onaylamayacağını söylüyor. Ama Nuri Türker Alço. Evet. Türker İnanoğlu ne oluyor? Ee, hani sektörde söz sahibi bir insan ve Nuri Alçıoğlu diyor ki ben bunu kabul etmezsem aforoz edileceğim yani sektörde yer bulamayacağım filmlerde oynamayacağım yani o kadar e, farklı bir karakter olmasına rağmen dünya tatlısı olmasına rağmen o kötü filmlerde işte Emrah'ın amcası rolünde işte ya da ne bileyim işte bu uyuşturucu satıcısı şu bu filan derken bütün o e, filmlerin değişmez ismi oluyor aslında. Yani bambaşka bir karaktere evriliyor kötü adam. Yani rötte Schamper'lı, ondan sonra elinde pürosu olan, viskisi olan bir karaktere dönüyor. Yani az önce saydığımız kısımlarda daha çok böyle e, köy hayatındaki kötüler. Yani bir işlerinde dediğin gibi Önder Somer'i belki birazcık daha ilk kategorisine alabiliriz ama... ...onun dışındakilerin hepsi genelde köy adamı noktasında. Ama e, 80'ler sonrasındakilerin işte az önce Güner Ümit'te de söylediğimiz gibi zengin, paralı... Genç kızları böyle avına düşürecek, işte bir şekilde kandıracak karakterler olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir durum var. E, Nur Alço bence bu saydığımız kötü adamlar içerisinde e, rolünü en iyi oynayandı. E, onu ben biraz daha böyle ön plana çıkartıyorum. Sebep ise şu: e, Tamam hepsi iyi adamdır kendi özünde. Evet, buna hiçbir itirazım yok. Nur Alço, e, şey, Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu. E, muhafazakar bir ailenin çocuğu Nura Alço. İşte az önce dediğin gibi dedesi e, Kel Aliço. E, Pehlivan. kırklar pehlivanı. E, Kel Aliço. E, bütün bu şeye rağmen, yaşantıya rağmen e, bu tip bir yaşantı, bunun tam aksi bir rolde e, oynuyor. E, yani o kadar ki böyle 180 derece dönmüş vaziyette bir oyun. Ve bunu muhteşem yapıyor. Bunu yaparken de aslında şunu yapıyor Nuralço. Bu e, o dönem manken olan o oyunculuğa heves eden bir sürü kişiye de aslında bir yol açmış oluyor. Yeni bir kötü adam imajı yaratıyor. Bunun elbette yapımcının da bunda payı vardır ama Nural çok yeni bir kötü adam imajı yaratarak yeni bir akım başlatıyor. Yakışıklı kötü adam. Şimdi diğerlerine baktığımızda hepsi böyle e, işte çizik suratlı, sert vücut hatları, sert yüz hatları olan e, oyuncular. İşte dediğim gibi köylü, ağ tiplemesi, ağ rolleri olan e, oyuncular. Ama Nuri Alço ...böyle bir oyuncu değil, yeni bir akım başlatıyor. Ben şu sözü çok seviyorum. Hani en iyi yolcu kendisinden sonra gelenler için yol yapandır diye... ...böyle lisede bize kompozisyon konusu olacak sözler verirlerdi. Bu da benim böyle aklımın bir köşesinde kalmış nedense. Nur Alço kendisinden sonra gelenler için bir yol yaptı. Yeni bir akım başlattı gerçekten sinemada. Ve... Ondan sonra Nur Alço fanı bir sürü hatta Facebook ilk çıktığı zamanlarda da Nur Alço <laughs> fanı bir sürü sayfalar falan çıkmaya başladı. Duvarlara yazılar yazıyorlardı 2000'li yılların başında 90'ların sonunda işte Nur Alço'yu destekleyen biz Nur Nuri Alçocuyuz tarzı yazılar falan yazıyorlardı. E, Nuri Alço gençliğinde ilginç bir bilgi gençliğinde e, Pfizer ilaç şirketinin ilaç mümessilliğini yapmış. <gülüyor> Acaba gazoza <laughs> ilaç konusu buradan mı? <laughs> yani bu kanal olur. Belki de o önerdi. Bilmiyorum ama ilaç şirketinin mü yapıyor. E, belli bir süre. Ondan sonra işte Aziz gibi e, şey yapıyor e, tavsiyesiyle yakışıklı kötü adam imajında. Peki sence e, onun, onun e, Nuri Alço'nun atası kim yani bu konuda bakalım. Tahmin edebilecek misin? Onun öncesi de var yani benzer az önce anlattığım o zengin yakışıklıya giren e, Oktay var hepimizin nefret ettiği ha, canım, aile şerefindeki Oktay aslında bence atası o yani zengin tamamen evet yakışıklı kendi içerisinde baba parası var. E, ...elinde viski, hip bir arkadaşları var. Bunlardan biri de Coşkun Göen gibi mesela. Hı hı. E, geçenlerde de yayınladık hatta. Yine Eriş Akman'ın bir kendi ağzından röportajını Sinemasko'da. Bu arada kendisinin bir rahatsızlığı var. Acil şifalar diliyoruz. İngiltere'de tedavisini devam ediyor. E, orada da mesela aslında Salih Kırmızı düşünülmüş kötü adam olarak. Hı hı. E, kendisi asla istenmemiş. Filmin yönetmeni hatta Orhan Aksoy sonrasında şey yapmış... E, araları da açılmış bu yüzden Ertem Eğilmez çünkü orada işin içine dahil olduğu için Ertem Eğilmez filmin yapımcısı kimse de hayır diyemediğinden dolayı Oktay oynamış ve hatta yine kendi röportajından Oktay haricindeki bütün sahneler çekilmiş ve en son Oktay sahneleri bırakılmış. Fakat Salih kırmızı benim karakterime uymaz. ileride benim için kötü olur diyor ama sonrasında aslında kötü adamı da oynuyor Salih kırmızı sonraki filmlerinde ve bence de oynadı, oynadı, e, çok evet. çok başarılı. Yani Oktay belki de hani Nuri atası olarak e, o dönemi içerisinde gerçekten çok güzel işler çıkartmış. Ya baktığın zaman gerçekten nefret ediyorsunuz yani. Öyle bir karakter. Muhip Arcıman da burada çok başarılı tabii. Yani orada zenginliğin verdiği küstahlığı, işte Adile Naşit'e attığı tokat, işte e, evlerine gidip de hani kız istemek ama güya kız istiyor ama sanki mal istiyormuş hmm. gibi. Hanım hanım kızını alıyorum kızını diyor mesela tamam. yani. E, çok başarılı. Mesela bu mucib burada mucib da aynı şekilde Şi, dahil edilmiş Bu arada kötü Fu, Fuat Hişan olmasa belki Oktay'dan bu kadar nefret etmeyecektik. Değil mi? Seslendiren kişi olarak. E, Fuat Hişan'ın da çok karakteristik muhteşem bir sesi var. Ee, Allah rahmet, Zamanında Eğitim, Ayhan Işık'ı da seslendirmiş değil mi? İlk dönemlerde Ayhan Işık'ın da sesi olmuş. Son demlerde Cüneyt Arkın'ı da evet. 90'ların başında 80'lerin sonunda o Cüneyt Arkın'ı da seslendirdi. Ee, hatta bir filmde Cüneyt Arkın'ın babasını da oynuyordu Fuat İşan. Ee, çok güzel, gerçekten muhteşem bir sesi vardı. Oktay'dan nefret etmemizin en büyük sebeplerinden biri de ...otur. Muhteşem seslendirmiş. O oyunculuğunu... ...kat be kat yükseltmiştir... Ee, ...diye düşünüyorum. Nur Alço deyince... ...tabii aklımıza John Carpenter... ...The End evet. müziği. Hemen... ...dererırın de, 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 evet. falan diye. Sen de zaten tanıtımlarda <laughs> hemen onu koymuşsun. Evet onu özellikle koydum. Ee, o şarkı... Yani e, o adam... ...Nur Alço'ya ne kadar çok e, para ödese... ...azdır. Türkiye'de eğer bu... ...müzik e, meşhur olduysa... ...Nur Alço sayesindedir. Baba yine operasyonda falan diye... <laughs> ...paylaşıyorlar... <laughs> <laughs> Ama yakışıyor gerçekten onu özdeşleşmiş. Kesinlikle yani. öyle. Yani. bu e, çok başarılı. Yani dediğimiz gibi e, bu arada notlarını onu unutmuşum. Sadri Alışık mesela. Yine kötü adam ilk başta kötü adam olarak Burada onun gelmiş. bir dakika bir dakika abi onun hakkını verelim. Berk Kurt da yazmış. 3-4 de oluyor galiba. 4. yazdı. Sadri Alışık'ın kötü adam oynadığı bir filmi var. İsmi Arka Sokaklar. Tanju Gürsü Filiz Akın başrolde demiş. Ee, onu da söyleyeyim ee, okuyalım. Yani dördüncü bir kere değil çünkü. Bir değil. birkaç tane film var. Sadece bir tane değil aslında. İlk dönemlerde e, karakter rolü olarak zaten karakter oyuncusu olarak giriyor ve kötü adamı canlandırıyor. Hatta bizim yayınladığımız bir tane İtalyan Türk ortak yapımı var. Orada da kötü karakter. Öztürk Serengi ile beraber oynuyor. İstanbul peşimizdeydi herhalde filmin Türkçe karşılığı. İstanbul Macerası, özür diliyorum. İstanbul Macerası. Orada da kötü karakteri oynuyor. Daha sonra Ayhan Işık'la birlikte kesiştiği filmlerde artık böyle hani onun yancısı komik arkadaşı rolleriyle birlikte sonra kendine yeni yol rol açıyor. Yani onun da aslında evveliyatında kötü adamlık var. Sonrasında bu özellikle son dönemlerde oynadığı Erler film yapımlarındaki mafya babası rolünde canım evladım dediklerinde mesela. Yani orada aslında bir mafya babası kötü karakter ama tatlı bir e, kötü karakter oynuyor. İşte komik kötü karakterler. İşte Şener Şen'in yaptığı aslında Maho A çok komik bir kötü karakterdi. Komedi filmi olduğu için eee söylerim. O çok dar bir adamdı. İşte Hı -hı. Erkek Güzeli Sefil Bilo'daki yine o Maho A karakteri Şener Şen oynadı. E, sonra e, İhsan Yücel'in oynadığı A rolleri. Bir de i̇şte Tosun da e, var mesela orada. Yine o mafya babası rolünde. Canım evet, Seni, kısmında. seni tebrik ediyorum canım evladım. <laughs> Çapkınlıkta rekor kırmıştım falan diye. <laughs> 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 Rıza, Rıza, Rıza adamı sesiyle. Adamı yani. <laughs> Tabii. Sonra yine komik kötü adamlarda Dinçer Çekmez var. Özellikle Kemal Sunal'la filmlerinde o da benzer komik kötü adam diyebiliriz. Necat Gürçen var, zalim patron. Herkes tem herkes çalışıyor sen tembel tembel, tembel oturup kalemlerle oynuyorsun falan Mesela, <laughs> Alişan yazmışlar ama Alişan hani kötü Alişan kötü değil de uyanık tüccar gibi sanki hani hani hmm. böyle bir e, Erol Taş'la kıyaslanamaz yani onun yaptığı kötülükle hmm. kıyaslanamaz daha böyle onunki e, fenalık, kurnazlık, hillik, cinlik gibi bir şey yani sanki <laughs> Tabii bu arada Nur Alçoy'la e, ilgili söylediklerim söyleyeceklerim aslında benim birkaç tane daha vardı ee, Nuri Alço şey, Emrah için baba yarısı genç kızlar için zengin ideal eş, abiler için her daim kız kardeşinin intikamını alınacak bir hedefti alınacak ırz düşmanı bir hedef <laughs> polisler için uyuşturucu satıcısı e, ve uyuşturucu taciri rollerinde vazgeçilmez e, oyuncusuydu e, şey e, Nuri Alço Nuri Alço'nun gerçek hayatta da şöyle bir e, 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 eylemi olmuş e, bunu teyit edip ettim, ettim aslında bir gazete küpüründen gördüm Emrah'ın gerçek oğlu Tayfun evlendiğinde nikah şahitliğini yapmıştı Nuri Alço. Evet, güzel bir detay. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ama Emrah hayatından bir türlü gitmiyor. <laughs> Emrah katılmamış ama. Tabii. Değil mi? Tabii. Enteresan. Şeyle ilgili, eee Alço'nun e, tecavüz e, sahneleriyle ilgili. Tabii tecavüzü güzellemek e, söz konusu değil. O da muhtemelen tecavüzü güzellemek adına değil de filmlerde verilmek istenen mesajı Anlatmak adına şöyle bir şey e, kedili tarot evine gittik. Eve hep gazoz şişeleri dolu. Neden gittiniz çok merak ediyorum. E, <gülüyor> <gülüyor> Neyse demiş ki Nur Çol, tecavüzde bir saldırı ve direniş söz konusu. Ancak Tecavüz aynı zamanda romantik bir eyleme dönüşebilir. Bunlara katılmıyorum ama kendi düşüncesi olarak paylaşıyorum. Coşkunun tecavüzlerinde nasıl hep saldırı ön planda tutulmuşsa benimkilerde romantik duygular ön plana çıkmıştır. Birçok filmde tecavüzden önce odayı mumla döşediğim, yatağa gül yaprakları serptiğim olmuştur. Tabi bu romantik ortamı kabul etmeyen olunca sertleşiyordum. Tecavüzde romantizme en güzel örnek ise Müjdar ve Faruk Peker'in İffet adlı filmiydi demiş. Evet. Biraz bu şey tecavüzü olmuş, biraz açıklamayı güzellemiş. Ben çok beğenmedim ben yani. de çünkü hani onun güzelliği olacak, gül döktüm yollarına <laughs> bilmem ne öyle çok fazla yani, şey olmamış ama ya abi Faruk te, Peker noktasında da te, yani, tecavüz ya bu neyini güzel diyorsun abi yapma gözünü seveyim yani Faruk de. Faruk Peker de mesela yani orada jön oynuyor aslında yani kötü adam karakterinde değil bakınca e, Hı -hı. kötü jön diyebiliriz yani ayrımcı şey ama bizim bu karakter oyunculuğuna çok Faruk Peker fazla girmiyor bence. Orada çünkü amacın niyeti daha farklı ama burada Nuri Alçıoğlu tamamen şey yan karakterde. kötü oynuyor. Ee, bunun gibi yani dediğimiz gibi bu filmleri götüren isimler aslında bu yan karakterler. Kim ne derse desin. Ee, ana karakter bir şekilde yolunu buluyor. Her şekilde yolunu buluyor. Ama burada asıl işte oyunculuk tamamen bu insanların üzerinde. Ee, biz bir video yayınladık. Tabii Instagram bunu yayınlayamayacağı için yayınlayamıyoruz. Ve aynı zamanda YouTube'da yayınlamıyor. E, Turgut Özatay'ın e, filmlerde ölmesiyle alakalı nasıl ölüyor diye yaklaşık ben e, 50 filmini falan derledim. Tek tek son sahnelerini aldım. İşte ya adam her türlü ölmüş ya ama o kadar kötü ölümler var ki. Işte kafası kopuyor tırmık yiyor, ortadan ikiye bölünüyor. Yani büyük büyük başarı ya baktığın zaman. E, ve filmin finali hep böyle bitiyor. Muhtemelen o sinemalarda o anda gösterilen müthiş bir alkış kıyamet kopuyordur. Helal olsun Cüneyt abi helal olsun işte bir daha vur bir daha vur falan diye bağırıp çağırıyorlardır ama e, gerçekten her filmde farklı bir şekilde ölmüş. Asansörde bile asansörde ezilme ölümü de var yani. yani. Keşke Instagram bunlara müsaade etse de biz bunları <laughs> şeyle buluşturabilsek çok güzel bir video aslında. E, dediğim gibi yani bu filmlerin hakkını veren isimler birincisi bu adamlar ikincisi seslendirme yani seslendirmenin <laughs> başarısı da burada yattsı ama yani. Nur Alçoyla Nur Alçoyla ilgili e, bir şey daha söyleyeyim. Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu'nda e, bir oyunda Osman Cavcı bir eee kadınınla karşılıklı oynuyorlar. Onun e, gazozuna ilaç atıp uyutacak. O esnada ön tarafta olan Nur Alçoy sahneye fırlıyor. Osman Cavcı'ya tokat atıyor. Burada ben varken kimse bu gazoza ilaç atamaz falan diyor. O bir mizansenmiş tabii tiyatroda. <laughs> yani gerçek bir şey değil. <laughs> bu arada Nuri Alço geçenlerde beyin kanaması geçirmişti. E, taburcu oldu. Allah evet. sağlık sıhhat versin. çok. Kuba herhalde e... şu an bir rahatsızlık geçiriyor. Biraz önce Alkuba'dan al bahsederken al ben girmek istemedim Amerika'da geçirdiği trafik kazasından sonra tekrardan e, rahatsızlığını yükselttiği için şu an yoğun bakımda diye magazin sayfalarının haber düşü. Hatta bir fotoğraf da var. O fotoğrafla alakalı olarak da biz de yayınlamak istemedik. Yani o görüntünün <laughs> gösterilmesine de çok karşıyım ben açıkçası. Acil şifalar diliyoruz. Tabii. Amerika'da şu anda bir rahatsızlıkla uğraşıyor. Allah şifa versin. E, 90'lı kaset demiş ki birisi kaşınıyor. Ne demek istediğini anladım. E, katılıyorum sana. E, o yüzden şu an bir şey demiyorum. E, Herkül e, tamamını okuyamadım. Şöyle Nur abi'ye el veren Fulden Uras'ın dedesiydi. Hatta İstanbul'a getiren yine Fulden Uras'ın anneannesiydi. Bayağı parasını yemiş, evlenmişlerdi diye bilip hatırlıyorum. Öyle bir şey okudum. E, doğru mudur bilmiyorum ama Fulden Uras'ın anneannesiyle Evlenmiş e, Nur Alço zamanında. E, ama Nur Alço'yu ben hani bununla falan değil, magazinel yönüyle değil de oyunculuğuyla ve bu oyunculuğuyla alakalı verdiği beyanlarla anlatmayı ben seviyorum. E, bir de şöyle bir şey var, gerçekten e, kıymet bilen e, bir adam Nur Alço. Nerede bir ünlü cenazesi görsek kesinlikle Nur Alço oradadır. Hatta geçen e, bir iki sene önceydi galiba. Bir cenaze parasını çaldırmıştı adam. Parasını çalmışlar hmm. e, Nuri e, Cenazelere gidiyor. E, kıymet biliyor. E, elbette hepimiz faniyiz. Hepimiz hak vaki olacak. E, öbür tarafa e, yolcu olacağız. E, i̇nşallah sevenimiz çoktur. E, tabutumuzu taşıyacak insan sayısı e, fazla olur diye e, ümit edelim. E, Nuri Alçun'a da acil şifalar dilerim. Benim notlarımda değinmediğim sadece iki isim kalmış. bir Ekrem Gökkaya. Ona da Allah'tan rahmet dileyelim. O da Hı -hı. kötü adam olarak oynadığı roller var. Bir de Suha Doğan var. Suha Doğan'ın hikayesi biraz acıklı bitiyor. Ee, son Hı -hı. dönemlerde özellikle beyin kanamasından sonra hastaneye kaldırılıyor. Ve hatırlamıyor yani o geçmiş dönemlerini de hatırlamıyor. Ee, Hı -hı. Ve kötü bir ölüm açıkçası e, hayatını kaybediyor. O da aslında hani bir gazina patronu rolünde. O siyah beyaz Hı -hı. filmlerin e, kötü karakterlerinden biri. Hemen hemen herkese değindik aslında Sedat. Yani baktığımda... Aslında bizim değinmediğimiz, benim özellikle değinmek istediğim Turgut Özatay, Hayati Hamzoğlu bu iki isme bir de Kartal, şey, Kazım Kartal'a değinmek istiyorum da. Bilmiyorum bu konuda ne düşünürsün. Turgut Özatay önemli bir karakter oyuncusu. Çünkü sinemamızda en çok filmi olan üçüncü adam diye biliyorum. Hatta burada bir yere not almıştım. E, Erol Taş ve Hulusi Kentmen'in ardından en çok film çeviren üçüncü kişi 500 küsür filmi var. <laughs> Turgut Özatay'ın. 1952 yılındaki olimpiyatlara atletizm dalında sporcu olarak katılıyor. 53 yılında bir sinema salonunda Refik Kemal Arduman kendisini görünce oyunculuk teklif ediyor. Yine bakın gördüğümüz hani bir yerde görülüyor. Hani o sokaktan toplayıp da oyuncu yapıyorlar ya bir yerden görülüp de alıyorlar e, görüp de alıyorlar sinemaya. İlk girdiği dönemlerde Jön e, oynuyor. E, bizim tabii kötü adam rollerinde en bilindik rolü ben iki tane rolünü çok iyi hatırlıyorum. Eokacı bir generali komutanı oynuyordu Sezercik filminde. E, neydi? Sezercik e, Kılıçsın Kırmızı... barış Harekatı'nı anlatan bir filmdir. Küçük Evet. Mücadır. Ve bir de Karamurat filminde Kazıklı Voyvoda'yı odayı e, oynuyordu. Hepinizi kaza oturtacağım falan. <laughs> Eokacı komutan ve Kazıklı Vavadorlu benim en çok hatırladığım rolleri. Sonra tabii belli bir süre sonra Natuk Baytan'ın kadrosunda yer buluyor kendisine. Kemal Sunal'ın o muhakkak bir kusuru olan mafya babası rollerinde gayet iyi iş çıkartıyor. Orada da komik kötü adam kategorisine <laughs> alabiliriz Turgut Özatay'ı. Turgut Özatay'ın şöyle bir hikayesi var. Bir İtalyan kadınla Evlenme hikayesi var. Ee, İstanbul'a bir gemi yanaşıyor. Geminin adı San Marco. Bunu bir eski gazete küpüründen e, gördüm. Onu yazayım e, dedim de burada okuyayım bunu. Geminin adı San Marco. Gemiden iki İtalyan kızı iner. Kızlardan İngilizce bilini. E, Turgut Özatay'a demiş ki, Ayasofya'ya nereden gidebiliriz? Turgut Özatay da isterseniz sizi otomobilimle götürebilirim hanımlar demiş. E, bunlar da. Tamam demişler götürmüş Ayasofya'ya. Kızlardan e, kızlardan Cin, Cinzia Morigi adında olan kız Fransızca biliyormuş ve e, üniversitede felsefe doktorası yapıyormuş. İtalya'ya gittikten sonra çok beğendiği Turgut'a sürekli mektuplar yazmaya başlamış. Fakat o Fransızca bilmediği için e, arkadaşına çevirtiyormuş bunu. Bu mektuplaşma aylarca sürüyor ve en nihayetinde Turgut Özatay İtalya'ya gidiyor. Orada Kızın ailesini buluyor ve annesine kızınızla evlenmek istiyorum diye söylüyor. Ee, kızı zaten abayı yakmış, aşık ve evleniyorlar Turgut Özatay'la. Bu evin çok uzun sürmüyor e, zannedersem. E, ve ondan sonra şey yapıyorlar, boşanıyorlar ama e, şey hikayesi, tanışma hikayesi bu şekilde. Bir gemiden iki kız, Ayasofya'ya nasıl gidebiliriz diyorlar ve Turgut Özatay'ın onları bırakması neticesinde e, aşk kıvılcımları hmm. e, burada çakmaya başlıyor. Yine e, bir çalışma arkadaşının anlattığı bir hikayeden e, bahsedeyim. Bu ne kadar doğru bilmiyorum ama ben bunu bir, yine okudum. Şöyle demiş e, 1978 yılından bahsediyor. Ben de sigara içerdim ama onun içtiği sigara çok tuhaf kokardı. Uzun süre soramadım. Sonra beraber çalıştığımız başka arkadaşa sordum. Bu sigara niye kokuyor? diye sordum. Meğerse e, sigara değil esrarmış. <laughs> geceleri sarıp e, gündüz de sigaranın içine koyup içiyormuş e, diye bir not okudum. Bunu teka, tabii TİT muhtaç ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyiz. Ben Turgut Özatay'ı en son e, 99 muydu 98 yılında e, İbrahim Erkal'ın e, Sırılsıklam dizisinde Petek Dinçöz'ün babası rolünde izlemiştim. Hmm. Ondan sonra zaten vefat haberini aldık da ondan sonra başka bir sahnede başka bir rolde İzlemedim Turgut Özütü. İzleyenler varsa yazarlarsa şey yapabiliriz, okuyabiliriz onu. Bir de e, Muharrem temel az önce Süha Doğan'la ilgili altta yazmış. Evet, Akıl Hastanesi'nde bitiyor hikayesi. E, bir takipçimize yazmış e, Süha Doğandan bahsettiniz mi diye. Evet bahsettik. Onu da söyleyelim. E, bunun dışında e, Yaman Okay var unuttuklarımızdan biri. Yaman Okay hem iyi karakter hem özellikle hı hı. Kemal Son'un e, Deli Deli Küpeli filminde. Eşkıya rolüyle kötü bir karakteri canlandırıyor. İstersen muhteşem, devam et. Muhteşem ondan ya. Ben Yaman Okay'ın özel bir hayranıyım. Evet, Eşkıya Yılanoğlu e, mükemmel bir karakterdi. Muhteşem oynamıştı. E, zaten aynı sene e, aynı sene miydi? Bir sene sonrasında e, şey Yoksul filminde Süleyman Bey'i oynadı. Orada Kavran Usta'yı seslendirmişti ama e, orada da muhteşem bir oyunculuk e, Yaman Okay'ın. Şimdi bu kadar kötü rol. Gelelim bizimkilere gelelim. Orada ee, Nazım rolünde harikalar yaratıyor. Muhteşem bir oyunculuk. Ee, ömrü ve etseydi, geçenlerde birisi sormuş e, Yaman Okay yaşasaydı acaba nasıl e, onun rolü evrilirdi bizimkilerde diye. Bence e, Cenap ve İbrikçi gibi olmazdı. Onlar biraz daha karikatürize ettiler kendilerini. Ee, Nazım biraz daha doktorla beraber e, Yavuz ile beraber daha elit bir e, ...seviyede takılıyorlardı. E, çok naif adamlardı, çok güzel adamlardı. Yaman Okay'ı ben gerçekten e, çok seviyorum. E, Yaman Okay'ın e, tabii kötü adamı da, iyi adamı da çok iyi oynaması... E, ...bir yapımcı içinde, yönetmen içinde asla bulunmaz bildiğimi. E, Tatar Ramazan filmine e, mesela ben burada biraz e, değinmek istiyorum. Tatar Ramazan ilk Tatar Ramazan filminde e, Mustafa rolündeydi, kötü adamdı. Ee, o filmle ilgili de aslında söyleyecek birçok şey var. Ee, şimdi söylemek <laughs> istiyorum ama içimde kalmasın. Ya ben çekim tekniklerini, e, sinemaya uyarlanmasını vesaire çok başarısız buldum. Söyleyeyim. Başarılı bulduğum noktalar evet Yaman Okay'ın e, oyunculuğu çok iyiydi orada. İlk film için söyleyeyim. İkinci filmde de Hayati Hamzoğlu. Birazdan konuşuruz inşallah. Ee, Ka Kadir Nanır'ın kendi sesiyle oynaması harikaydı. Doğru bir seçim. Ve Kadir Nanır şöyle söyleyeyim sinema tarihi boyunca, Kadirna'nın sinema hayatı boyunca hiçbir rolde oynamayıp sadece Tatar Ramazan'ın iki tane filminde oynamış olsaydı bile bence efsane bir oyuncu olarak kabul edilebilirdi. Tabi günümüzde çok yanlış, kendi penceremden baktığımda Kadirna'nın çok yanlış beyanatları olsa da işte başka siyasete girse de karışsa da ki ben bir sanatçının girmesi taraftarı değilim siyasete. Karışsa da biz onu sinema açısından değerlendirdiğimizde gerçekten Türk sinema tarihine damga vurmuş bir oyuncu bir de o filmleri, Tatar Ramazan filmlerini kurtaran bence kötü adamlardı Kadir Nınır'dan ziyade. İkinci filmi Hayati Hamzoğlu, Kazım Kartal, Yıldırım Gencer e, kurtarmıştı. İlk filmi de bence Yaman Okay kurtardı. Onun haricinde <laughs> çekim teknikleri olarak yani çok da böyle geriye gitmeyelim 90 yılından bahsediyoruz aynı dönemde çekilmiş Aşk filmin Unutulmaz yönetmeni var nasıl berrak bir görüntü nasıl kaliteli bir çekim ee, ama çok kalitesiz bir çekim e, olmuş nedendir sebebi nedir bilmiyorum iptidai şartlarda mı çekildi çok e, kıt kanaat mi yapıldı bilmiyorum ama e, yine de e, yani izlenebilir bir film mi? evet izlenebilir bir film ona hiçbir dediğimiz yok hiçbir şey söyleyemeyiz keşke daha güzel çekilseydi diye e, düşünüyorum Evet. Bendeki notlar bu şekilde Sedat. Ee, altta bir şeyler oldu bir tartışma döndü herhalde. Bu arada sen seni dinlerken oraya okuyorum. Bir yandan ben okumadım. Bir takipçimiz hatta ya sizin için bile dayanamayacağım. Ee, bu sohbete diye bir şeyler döndü hmm. ama ben aşağıya çok konsantre olmuyorum oh. yayına daha çok konsantreyim ama ee, bizim bizim en büyük hatamız kedili tarot adındaki kullanıcı sohbete de, yani bu yayına dahil etmemiz ee, bence dahil etmeyelim çünkü e, şeyleri de yani diğer arkadaşları da sataşıyor bize de sataşıyor ergen bir arkadaş çok belli e, o yüzden e, hani Huzur ve sükun sağlamak adına Aynen. beni Çok takip şey etmiyor, <laughs> seni takip ediyordur diye düşünüyorum da gelmedi inşallah. Neyse Hakan, Erdem şey sormuştu en son programın sonunda ilk üçüncü söyler misiniz diye. Hem sana da geldi bu soru. Ben bir numara Ahmet Tarık Tekçe, yani dönem dönem ayırıyorum bu arada. Yani hı hı. bu Oyunculuk anlamında düşünülmesin. O birinci dönemde Ahmet Tarık Tekçe kesinlikle. İkinci dönemde Erol Taş. Üçüncü dönemde de Nuri Alçı. Yani baktığın zaman bendeki sıralama bu. Sen ne dersin bilmiyorum. Ee, Ahmet Tarık Tekçe ya böyle salt kötü karakter olarak nitel yani nitelendirmek biraz zor geliyor bana. Çünkü genç yaşına rağmen e Hani sanki öleceğini biliyormuşçasına, hani sinemamın hayatımın son demlerini yaşıyorum, iyi rollerde oynayayım falan diye mi düşündü? Yani öleceğini bilemez tabii kimse de. E, salt kötü adam olarak düşünmüyorum. Ben Ahmet Tarık Tekçe'yi söyleyemem ama e, ben hani dönem dönem değil de e, tabii Erol Taş, e, Nuri Alço ve e, hani Bilal İnci'yi e, sayabilirim. E, bunlar haricinde tabii e, Hayati Hamzoğlu da e, çok iyi karakterde hani hiç görmediğimiz neredeyse. Tamamen Hı -hı. kötü çizgisini hiç bozmayan oyunculardandı ve e, gerçekten çıtayı biraz daha yükseltmişti Hayati Hamzoğlu. E, o da e, hatta şöyle derler, devrimci e, kötü adam, devrimci oyuncu diye söylerler Hayati Hamzoğlu için. Tabii Hı -hı. bu muhtemelen siyasi fikirlerinden de kaynaklanıyor e, olabilir. E, Öztürk Serengin'in e, bir e, kitabında ki Hayati Hamzoğlu'ndan bahsederken, ee, şöyle e, diyormuş Hayati olduğu için ee, iki Külhan Bey'i vardı Yeşilçam sokağında biri sonradan filmi de yapılan Bahriyeli Ahmet diğeri Taka Hayri'ydi Hayati'ydi Hayati, Hayati Hamzoğlu'ndan bahsediyor. Hayati halk filmin köşesinde ökçelerine basarak giydiği yüksek topuklu ayakkabılarıyla yaz kış tek omzundaki ceketiyle durur sokağa yönetirdi. Arada ceketi tek eliyle kavrar, hafif las şivesiyle birilerine posta koyar, şaklabanlık yapanlarla seslerini yükseltenleri kendince cezalandırırdı. Yalnız patronların selamını alır, yağ çekenleri görmezden gelirdi. Parasını alamayan figüranlarla kahvede hır çıkaranlar için raconu o keserdi. Takı hayatı yürürken kendine hava vermek için sağ ayağını solundan daha uzun atar, lodosa tutulmuş tekne gibi yalpa vura vura ilerlerdi. Bu yüzden takı denmişti ona. Abana Sokağı'nın patron içerilerinden birini dost tutmuştu hayatı. <laughs> Burada özel hayatına girmiş. Güzel Niçe adıyla tanınan bu hayat kadını 30 yaşlarında yeşil gözlü, dolgun kalçalı bir Rum dilberiydi demiş. Her gün öğleden sonra 4 civarında elinde bir baklava paketiyle sokağa düşerdi diye devam etmiş. Kendisi bir samsa bile yemez soranlara kalın Davudi sesiyle dişim ağrıyı falan diye söylermiş Hayati Hamzoğlu. Bence Hayati Hamzoğlu'nun e, da ben unut, yani böyle unutulmaz rollerinden biri Köroğlu'ndaki e, Bolu Bey'i rolü. E, yine Ahneri'de filminde e, kahvehane sahibi e, şeydi Ali'ydi galiba. Oradaki Orada kötü karakterden diye. ziyade kötü abiydi sanki birazcık Yani açtı. Tarık Akan'a da kötülük yapıyordu. Yani Tarık Akan'ı kardeşini biraz korumak için, Ali'ni açtı korumak Hı -hı. için aslında. aslında. Şimdi tabii gerçek hayatına baktığımızda da e, yokluk içinde vefat etti. Gölcük Depremi'nde evi yıkılmıştı. Ben e, şov haberde o dönem hatırlıyorum. Kanser hastasıydı, çok zayıflamıştı. O heybetli görüntüsünden gerçekten e, iz kalmamıştı. Galiba ömrünün son döneminde Antalya bir Belediyesi'nin verdiği, ona tahsis ettiği bir evde e, yaşadı. E, ve şu an Kahri'de bildiğim kadarıyla şeyde, e, Antalya'da. Hayatımız oldu da kuyumculuk yaparken tesadüfen keşfediliyor. Bakın bu da tesadüfen keşfediliyor. Ee, orada prodüksiyon amiri Sadri Karan yakında bir film çekiliyor. Fiziğin çok uygun oynamak ister misin diye soruyor. O da hiç düşünmeden kabul ediyor ve öylelikle sinemaya giriyor. Ee, şöyle bir şey Kör şöyle bir şey demiş. Onur meselesi yaptım. Ben bu işi öğreneceğim. Bir gün bu sokaklara adımı yazdıracağım dedim. Bir anne çocuğunu nasıl severse ben sinemayı öyle sevdim demiş. Hayati oldu ve gerçekten adını altın harflerle sinema tarihimize yazdırdı. Benim en çok sevdiğim kötü adam rollerinden kötü adam oynayan oyunculardan biridir hayatımız Hayati Hamzoğlu. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. Mesela bir tek ilave edeceğim şu var. Mesela kötü adam karakterini az önce takip etmeyenler için tekrar söylüyorum. Hep böyle kilolu, güçlü, kuvvetli hani baba yiğit dediğimiz adamlar evet. aslında. Fakat bu karaktere yani iki görüntüsü bu olmasına rağmen bu karaktere uymayan iki kişi var. Bir tanesi Hulusi Kentmen. Yani röportajına zaten söylüyor hani ben bir filmde kötü karakteri oynamam ama onda da elime yüzüme bulaştırdım diyor röportajında. Ya yani benim fiziğim, tipim ne kadar hani sert dursa da hı hı. baktığın zaman babacan rollerinde. İkincisi de Kadir Savun. Kadir Savun evet. Mesela Kadir Savun'un da kötü rolü yok diye düşünürken araştırmalarda gördüm. 1967 yılında ana filmi, ana isimli bir film çeviriyorlar. Bu filmin kötü adamı Kadir Savun, iyi adamı kim dersen? Erol Taş. <laughs> Erol Taş bu filmde yeter <laughs> <Tam gülüyor> <öyle gülüyor> demiş. Ve <laughs> Erol Taş bu filmin iyisi Kadir Savun kötüsü. Yani sanki orada bir şeyler karışmış. <laughs> Senaryo sayfaları e, karışmış. Abi sen ben oynayacaktım falan olmuş herhalde sanki. E, rolleri değişmişler. Valla benim notlar bu şekilde. Saat bu arada on da yaklaştı. E, yavaş yavaş toparlarsam gerçekten e, birçoğu bugün hayatta olmayan isimleri konuştuk. E, alttaki yorumlarda da e, genelde herkes hemfikir. E, Erol Taş'ın oyunculuğu, Hayat Amzol'un oyunculuğu, Bilal İnci'nin oyunculuğu da burada geçerli. Bilal İnci'nin Şeyden... sadece şunu söyleyeceğim. Oraya atladım ben. E, sen konuşurken araya girmek istemedim de. Bilal İnci 1972 yılında savunuyorsan e, 70'li yıllarda Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi yardımcı oyuncu ödülünü alıyor. Ve bu arkadaşları, o figüranlar kahvesinde oturan arkadaşları tarafından iyi karşılanmıyor. Diyor ki yani sen bu ödülü aldığında iyi mi oldu diyor. Niye diyor. Çünkü diyor sen diyor şimdi fiyatını arttıracaksın. Çünkü artık sen ödüllü bir sanatçısın diyor. Yani o zaman atıyorum film başına 50 bin lira alıyorsa ben artık ödüllüyüm diyecek. 100 bin lira alacak. E şimdi bu sefer sen arttırdığın için biz arttırmış olacağız rakamı. Yani bizim de kaşa bedellerimiz artacak. Ve günün sonunda artık bizi oynatmayacaklar. Bu sefer daha ucuza kötü adam bulacaklar diyor yapımcılar. Ve Bilal İnce buna hak veriyor diyor. Doğru sözüm ben hiç bu açıdan bakmamıştım diyor. Ve ödül almasına rağmen, ödüllü sanatçı olmasına rağmen fiyatını arttırmıyor. Hmm. Sektör. İşte ne güzel adamlar. Bu i̇şte, da mesela ee, hiçbir yerde yoktur bu bilgide yani. Hadi evet. <laughs> Kazım, Kazım Kartal'la ilgili hiç konuşmadık. Kazım Kartal e, galiba iyi rol de oynadı ama iyi rolü yakıştıramadığım tek kötü adam Kazım Kartal nedense e, rahmetliye hiç e, iyi adam rolünü bir türlü yakıştıramadım e, şöyle demiş parasız kaldığım dönemlerde bakkaldan veresiye alışveriş bile yapamayıp alay konusu olmak canıma tak etti mecburdum ve e, bana teklif edilen e, erotik filmlerde oynama e, teklifini e, bana teklif edilmişti bir yönetmen teklif etmişti ve bundan dolayı kabul ettim Ondan sonra da zaten o 12 Eylül darbesinden 1980 darbesinden sonra da bu filmler tamamen kesilince emlak komisyoncusu şirketi açıyor bir emlakçı açıyor galiba ömrünün sonuna kadar hem sinema film vesaire falan dizi ve emlakçılık yapıyor cenazesine katılmayan ünlüler için Serdar Gökhan o dönem çok ağır konuşmuş yani Milliyet gazetesinde okudum, 2003 tarihli Milliyet gazetesi. Şöyle demiş, kusura bakmayın bu vefasızlık falan değil, düpedüz, <gülüyor> itnelik <gülüyor> demiş. Cenaze törenine gelenlerin sayısının çok az olduğunu belirterek, Kazım Kartal flash bir isim olsaydı herkes buraya gelirdi, İnşallah gelmeyenlerin cenazesi de böyle olur demiş Serdar Gökhan. Kazım Kartal'a dair aslında vefatından sonra söylenmiş sözlerden biri. E, ...cenaze törenlerine belki de e, bu vefasızlık adı altında damga vuracak sözlerden biri. Bakalım bizim cenaze törenimiz nasıl olacak? Bu arada Kazım Kartal'a ben en çok Kamran Usta'nın sesini yakıştırıyordum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum Doğrudur. Şimdi Kazım Kartal demişken istersen bu sonraki yayınında yavaş yavaş konusuna oraya bir pas atalım. Hı -hı. Ee, özellikle sola sakladım. Biliyorsunuz zaten hani biz e, bu yayına başlarken işte e, Selvi Boylum Al Yazmalım, Vesikalı Yarim gibi filmleri de konuştuk. O zaman hatta Metin Erksan'ı Sevmek Zaman'da konuşulsun dendi. İşte Aşkı ı Memnu konuşulsun dendi. E, biz sanatçı özelinde de konuştuk. E, ama genel olarak işte e, Yeşilçam'ın bir konusuna odaklanıyoruz. İşte bugünkü programımızda olduğu gibi Yeşilçam'ın kötü adamlarını. Biz e, önümüzdeki programlarda hani daha böyle e ee, ucundan kıyısından değil ama hani o sektörün direkt içine girecek şekilde yeşilçam erotik dönemini konuşmak istiyoruz. Yani o dönemin Hı -hı işte kadın oyuncuları, erkek oyuncuları, işte tukaka edilen sanatçıları, işte hep e, şehir efsanesidir, şu da oynadı o filmlerde aslında, bu da oynadı o filmlerde aslında deyip, e, aslında oynamayan, tamamen böyle soft komedi filmlerinin arasına parça atılarak, o filmdeki insanlara da yafta yapıştırılan, e, Yeşilçam'ın kötü ve beter bir dönemi var. İşte Ekrem Karaca da şu anda yazmış, Aydemir Akbaş gibi, ki bayrağı zaten o sallıyordu o dönem içerisinde. E, benim Görüşüm işte bu geçen iki gün, üç gün önce de Arzu Okay'ın doğum günü için paylaştığımız Hı -hı. videoda da çok ciddi bir şey oldu. Geri dönüş aldık aynı şekilde. Ee, sana da uyarsa benim fikrim bu ee, ama senin bir fikrin uyar... varsa onunla da yine anket yapabiliriz. <laughs> Şöyle bana uyar e, yapabiliriz. Sorun değil. E, Instagram engellemezse. Çünkü senin e, videoyu engelledi galiba Instagram. Evet. Bu arada e, onu anlatayım mı? Şimdi... Çok kısaca. Çok kısaca. Tabii. E, evet. Ben o videoyu yayınladım arkadaşlar. E, yaklaşık e, 20-25 saniye geçti geçmedi. Ve bir mesaj geldi anında. E, videonuz engellenmiştir diye. Bu arada dikkat ediyorsanız video kapağında bile... E, ...seks kelimesindeki e harfine ben yıldız koydum. Hani Instagram belki ona bile... Karışırdı ama kendi algoritmasına nasıl bir şey olarak gördüyse bunu ya da Arzoka isminden belki yani o hashtag Arzokayı bile belki direkt kapatıyor. Bundan dolayı o video az daha yayından kalkacaktı ama yayından evet. kalkmadı sadece belirli şeylere kısıtlama geldi o videoyla evet. alakalı. Şimdi e, az önce sormuşlar neden bunu konuşuyorsunuz diye. Şimdi e, ben e, Aydemir Akbaş'ın çok büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Aydemir Akbaş'ın e, gerçekten doğaçlama oyunculukta büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum. E, Aydemir Akbaş o dönemin malum filmlerde oynayarak yeteneğini heba etti. Ki Bülent Kayabaş için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Fakat o dönem e, sanki hiç o filmlerde oynamamış gibi günümüzde üstad kabul edilen, mesela Ali Poyrazoğlu, Vefat ama Hadi Çaman e, gibi isimler, e, o dönem taşlanırken aradan sıyrılıp e, işte üstad olarak hayatına e, devam eden, tiyatro yapan, e, diğerlerini aslında biraz böyle taşlamasına müsaade eden isimler var. Bunları da konuşmak isteriz. Çünkü e, bu konuyla alakalı benim rahmetli Levent Kırca e, özelinde Ali Poyrazoğlu'da bir tartışmaları vardı. Mesela bu beni hala zihnimde olan, beni rahatsız eden bir atışma. E, Levent Kırca o dönem e, Oya başarılı evli. Şöyle bir e, şey olmuştu, diyalog olmuştu, atışma olmuştu. E, devlet e, işte özel tiyatrolara destek veriyor. E, işte, ama cüzi bir destek veriyor. Levent Kırca'nın da özel tiyatrosu var o dönem. 2000'li yılların başı zannedersem o dönemlerde. Şöyle bir şey olmuştu. E, Levent Kırca dedi ki yani e, Ali'nin dedi tiyatrosuna destek yok. Ali tiyatrocu mu ki falan dedi mesela. Mesleki olarak konuşuyorlar, atışıyorlar. Ee, Ali tiyatrocu mu ki dedi. Ee, o şey zamanda dedi, gençliğinde dedi, zaten porno filmlerde oynayarak bugünlere geldi dedi. Ali Poyrazol da orada şöyle, şöyle bir şey söylemişti. Çok terbiyesizce bir şeydi bu aslında. Ee, evet o zaman porno filmlerde oynuyordum. O ya da benim partnerimdi demişti. Hı hı. Şimdi bu mesela çok yanlış bir söylemdi. O dönem çok tepki çeken bir söylemdi. Mesela bu tip konuları da aslında konuşalım istiyorum. Çünkü kim, nereden, nereye geldi? Toplumun hafızası madem bu kadar çok böyle nisyan ile malul bir hafızamız var. Onun da toplumun hafızasını da biraz böyle yerine getirecek bir program i̇şte, olabilir. Aynen, yüzeysel, Genel teklifler yüzeysel değil ama biraz daha kaşımak lazım. Hani o dönem Hı -hı. içerisinde hani biz sadece hani o filmlerin kötülüğünden veya anlattığı şeylerden ziyade oyuncular özelinde yani niye böyle filmler çekilmiş? Nasıl olmuş? Ve geri planda az önce dediğin gibi yani belirli tiyatro oyuncuları oyna oynarken sonrasında oyuncular nerelere evrilmiş onlar zaten görülüyor. Ama kadın oyuncuların hepsi piyasadan silinmiş. Bir şekilde silinmişler Tabii, zaten. Ya şöyle Tükaka dendi mesela işte Arzu Okay için zerine gelir için ee, işte sonra belki orada o dönem bu filmlerde oynayıp canına kıyanlar var işte Mine Mutlu gibi, eee Seher Şenizdi galiba. Ceyda Karan demiş mesela bir arkadaşımız. Berk Kurt mesela ee, intihar edenler var işte seher şeyinizde mine mutlu. E, şey e, vefa, erken yaşta vefat edenler var. E, şey e, fericiansal cinayete kurban gitti zannedersem yine evet. bu tip bu tip e, filmlerde oynadığı için. E, ama şöyle toplumda kadınlar orada oynayan kadınlar taşlatıldı. Erkekler biraz daha böyle yüceltildi. E, buna da aslında değinmek e, gerekir. E, başka bir konuda şöyle arabesk filmleri de arabesk sanatçılarının e, filmlerine de e, değinebilirsiniz e, diye bir e, teklif gelmişti. Böyle bir şey de olabilir. Evet. Ben özellikle arabesk sanatçılarının e, yani beğendiğim arabesk sanatçılarının filmleri Ferdi Tayfur ve İran Tatlıses filmleri e, gerçekten çok güzel filmlerdi. Ekseriyeti hepsi olmasa da. Ferdi Tayfur'un ee, başarılı olmasının en büyük sebeplerinden biri de biliyorsun Natuk Baytan. Tabii be. Şey Esen Günay. Evet. Esen Günay. Yani evet. O ikisi ayrı bir ee, faktör ama bu Ferdi Tayfur'un sanatçı yaşamında gerçekten çok büyük bir sanatçı, çok meşhur bir e, sanatçı olduğunu, e, kitleleri peşinden sürüklediğini de e, yatsınamaz bir gerçek olduğunu ifade edelim. Ben de çok severim Ferdi Tayfur'u. E, o zaman böyle anket bir tek mi düzenleyeceğiz? De? O zaman bir anket mi oluşturacağız? Hı -hı. Anket oluşturursak şu an Ferdi Tayfur filmleri öyle çıkacak gibi yani geliyor bana. Kavga çıkar Erotik, fi erotik filmleri seçenleri tek tek fişleyeceğim falan <laughs> Dört yapraklı yonca yapın demişler ama dört yapraklı yonca için yani çok doğrucu şeyler çıkmaz yani söylediklerimiz belki e, rahatsızlıkla uyandırabilir. O yüzden çok girmeyelim oraya. çünkü seveni Samet var seviniyor var. <laughs> Samet diyor ki o anketi yıkarlar demiş doksanlık yani. kız. <laughs> yani. Ya şöyle dört yapraklı yonca da ben e, Fatma Girikle Türkan şurayı alırım diğerlerini size veririm ne yapıyorsanız. <laughs> e, şey de hatta Gülşen bu konuda katarsak bunun içerisine. Ben e, o ikisi haricinde diğerlerini çok beğenmiyorum ne yalan söyleyeyim. Biz bu arada yayını e, her cuma yapıyorduk hı hı. normalde ama bu sefer bayram, bayram dolayısıyla. dolayısıyla yaptık. E, gene bence cumaya dönebiliriz. Hı Çünkü hı. pazartesi haftanın ilk yoğunluğu biz erotik filmleri konuşacaksak cuma günü konuşmayalım. Çarpılırız <gülüyor> sonra. <gülüyor> <laughs> Yüzeysel o zaman çok şey yapıyor. Bipleyerek konuşacağım Yanımıza böyle bir bip, bip makinesiyle tamam. birlikte. O zaman ona karar verelim. Ee, çok hı hı. uzatmadan da inşallah e, hangisini konuşacağımızı, yayın günümüzü belirleyip tekrardan izleyicilerimizin karşısına çıkalım diyorum. <laughs> Ekrem Karacı demiş ki, cumartesi erotik oluyor Tamam, 12'den sonra e, şuraya bir kırmızı nokta koyarak yayınlayabiliriz. <laughs> evet, evet. Yani Ekrem Bey'i gençliğine, e, ergenliğine döndürebiliriz evet. belki. Vahit Hamdar demiş ki, Kemal Sunal olayından daha büyük bir sorun yaratabilir demiş. <laughs> Doğru söylüyor. Erotik film dönemleri aslında tehlikeli de. Yani konu anlamında da tehlikeli ama biz birazcık daha şey, yani çok yüzeysel konulardan ziyade ki yaptığımız bugünkü programda da anılara yer verdik, eski isimleri yad ettik, yani onları andık. E, güzel bir yayın oldu, güzel bir program oldu. Biz birazcık da o dönemin e, karakterlerine değinmek istiyoruz. Yani filmin içeriğine, konusuna değil zaten Arzu Okay diyor ki kötü filmlerde hepsi diyor. Yani ne oynadıklarını bile bilmiyorlarmış arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Sadece Ya tabii ki. Hep geçiyorlar. Ki, i̇simleri bile, isimleri bile komedi e, unsuru içeren. ya Paşalı Emanuel'de film vardı. Yani. E, bu nedir abi şey, yani film isim mi olur? Eee bile isimleriyle hani e, insanları komedi olarak cezbediyor ve onlar bence erotikten ziyade komedi filmleridir diye düşünüyorum. E, yani o dönemki oyuncuları e, konuşursak ben aslında filmleri özelinde değil de o oyuncular o e, filmlerde neden oynadılar? Hangi ihtiyaçtan Aynen. oynadılar? Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Tamer Yiğit mesela o dönemki o e, şeyde e, filmlerden birinde var. Ama Tamer Yiğit şu anki iktidar partisinin kurucularından birisi. Yiğit, evet. Tamer Yiğit aynı zamanda aile olarak da çok muhafazakar bir aile. Hatta e şöyle bilinir yani... filmlerde işte bir yerde namaz kılar hatta set arasında film çekimlerinde falan. Hatta o dönem bile şaşırlar. Ya hadi sen namaz kılıyorsun, ediyorsun falan derler. Hatta bununla ilgili gazete küpürleri falan var. Hı hı. Kendisinin odasının resimleri var. Odasında hiç tasarruflu ta, ta, tasarruflu diyemedim artık programı iyice gerçekleştirdiğin için. Onunla ilgili şeyler var. Resimler, görseller var. Öyle bir insanın bu tarz filmlerde oynaması da garip. Yani doğru söylüyorsun. Yani işte hani bu tip çelişkileri konuşabileceğimiz aslında böyle filmlerin içeriğini falan değil de içeriğini konuşacak bir şey yok yani. Mesela benim bahsedebileceğim yine de söyleyeyim. Esen Günay'ın rahmetli Esen Günay'ın Komşu'nun Tavuğu filminin şeyi vardı jeneri e, tanıtımı e, fragmanının seslendirmesi. Yani tamamen pornografik bir e, cümleler vesaire falan var. E, çoğu insan şey diyor işte Esen güne yakıştıramadık bunu. Mesela falan söylüyorlardı bunu. E, Youtube'da falan da çok dolaşıyordu bu e, video. E, mesela bu tip durumda neden böyle bir seslendirme yapıldı? Neden bunlara e, bu böyle tercih edildi? E, hani filmler bu kadar çok e, şey e, pornografik değilken e, neden e, tanıtım bu kadar çok e, şey işte pornografi içeriyor. E, bunu konuşabiliriz. E, bu tip şeyleri konuşabiliriz. Yoksa zaten, hani filmlerin içeriğinde konuşur bir şey doğru, yok doğru, ya. Zaten o döneme de Yeşilçam'a şöyle geçiş yapabiliriz. Bazı filmler göz kırpmış aslında. Yani her ne kadar adı sanı oyuncuları o döneme ait olmasa da mesela bence Kadir İnanır'la Müjdar'ın oynadığı Baldız filmi de tabii, yani tabii, o tabii. filmlerden aşağı kalır yanı yok. Yani görüntü itibariyle işte oyuncu itibariyle, oradaki maç anlatımı mesela. <laughs> yani Birçok az önce anlattığın soft soft <laughs> e, o filmlerin çok ötesinde yani baktığın zaman. Aslında evet, orada evet, göz kırpıyor evet. o film. Yani Mete İnseler zaten bu e, yine bu filmlerin ileride baş kahramanı olacak. Orada da yine bu kendisini görüyoruz mesela. E, dediğim gibi çok eğlenceli isimleriyle bile hatta başlı başına ya, bir şey olabilir. Ya ben size o, söyleyeyim bilmeyen... Olabilir. Adile Naşit'in bile bu filmlerde yani yan karakterde oynamışlığı var. Yani Mürüvvet Sim var, e, Alişan var. Adile Naşit bile oynuyor ama şöyle Adile Naşit e, elbette bu tip sahnelerde vesaire falan değil Allah muhafaza öyle bir şey yakıştırma değil. Adile Naşit o filmin içerisinde kasta geçiyor ve işte alakasız bir sahnede oynuyor. Ama bu tip filmlerde falan var. Hangi film olduğuna bakarız yani. Buluruz şu an aklımda değilim. E, Adile Naşit'in bile var. E, velhasıl e, az önce bir arkadaşımız demiş Tolga Kılan galiba hani sosyolojik açıdan değerlendirebilirsiniz evet bizler de sosyolog değiliz ama e, şey şu açıdan değerlendirebiliriz neden bu filmlere ihtiyaç duyuldu e, o oyuncular e, neden bu filmlerde oynadılar az önce Kazım Kartal örneğinde olduğu gibi ben diyor e, bakkaldan diyor rakıyı aldım veresiye yazdırdım ve çıkarken bu da bir artist olacak başımıza e, parasız pulsuz gelip buradan işte veresiye yazdırıyor dedi ben diyor döndüm bir şey söyleyeceğim ama söylesem yani rakı alabileceğim tek yer burası. O yüzden yutkundum, gittim ve arkadaşı telefon ettim. Teklifini kabul ediyorum dedim. İlk filmden 7500 lira para almıştım dedi. Muhtemelen 1977 yılı. Şöyle hesap edin arkadaşlar. Bir, i̇lk filminden 7500 lira almış o filmlerde. Kemal Sunal o sene Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 75 bin lira almıştı. 10 evet. kat fazla almış. yani böyle gün şey, günde iki filmli sinemalar falan oluyormuş yani öyle yayınlıyorlarmış o dönemlerde. Hani bunu o açıdan da işte bu tip açılardan da değerlendirebileceğimiz bir yayın olabilir. Ee, bilmiyorum. Bir anket yapalım. Bakalım ne diyecekler. Tamam. Ayşegül ablaya da bu arada yayına katıldı. O da ee, selamlarımı söylüyorum evet. ben bu arada. Hı. E, o zaman hı. haftaya konumuz e, ona göre netleşiriz, hı. Tanıtımlarımızı ve günümüzü, saatimizi belirleriz. Hı hı. E, benim gönlüm, şurada yine takipçilerimizin peki kararı arabesk var. mi yapalım? Ferdi Tayfur filmleri mi diyelim? Arabesk mi diyelim Ferdi Tayfur filmleri mi diyelim? Yoksa arabesk karışık mı olsun? Ferdi Tayfur Filmleri dersek çok fazla bir konu bilmiyorum yani belirli şeyler Ama var. Ama arabesk hani olsun. Genelde hani sinemada çok büyük işe hasat yaşayan şey Derbeder Çeşme hı hı. işte o dönem var. Ama ondan sonra çok ilerlemez bence. Yani iki saatlik bir program yapamayabiliriz. O bakımdan bence onu arabesk filmleri diye genelleyelim. Çünkü o filmler içerisinde de kötü filmler var. Hı. Onları da değerlendirelim. Hı -hı. Bu arada sen az önce dedin ya siz kim oluyorsunuz tarzında bir şey söyledin az önce sosyologluktan evet. bahsederken. Şimdi i̇şte bize en çok sorulan sorulardan biri de bu biliyorsun son zamanlarda. Öyle kapatayım ben. Yani siz kimsiniz de bu konuya el atıyorsunuz diyorlar. Ee, arkadaşlar hani kolay bir şey değil. Bir buçuk iki saate yakın yayın yapıyoruz. Ee, bundan öncesinde çok ciddi bir hazırlığımız var açıkçası Sedat'la birlikte. program belirledikten sonra da hani kamerayı açıp da başlayıp konuşmuyoruz. Sedat da sağ olsun çok beğendiğim sevdiğim bir arkadaşımız. Bilgi birikim ve donanım olarak zaten karşınızda. <laughs> yani bu, e, hadi ben kendimi geçiyorum ama Sedat'ı eleştirmek çok doğru bir şey değil. Hani sen kimsin? Yok, Ayşe, siz kimsiniz filan e, yakıştırmaları güzel şeyler değil açıkçası. E, biz sonuçta nereden bakarsınız? Bakın bir sinema izleyicisiyiz ve sinema izleyicisi olarak bu filmleri eleştirmek de, bu isimleri yerden yere vurmak da sizin olduğu kadar bizim de hakkımız. Tek farkı biz burada karşılıklı yayın yapıyoruz ve sizler de çok sağ olun katılıyorsunuz ama işte bazı iş güzeller çıkıyor ve ne yazık ki e, siz kimsiniz diye başlayarak bize e, saydırıyorlar, hakaret ediyorlar. Ama etsinler boşver yani çok önemli değil. Ama görüyorsunuz yani bu iki saat program yapmak, bu isimlerden tek tek bahsetmek, anılarını anlatmak, neler olduğu ne bitti. Bir önceki Kemal Sunal filmlerini hatırla. ...orada konuştuğumuz işte tek tek IMDB puanlarından tut da... ...set ekibine kadar bahsettik yani. Hepsinden bahsettik. Bizim gibi böyle program yapan çok sayfa da, çok kişi de yok. Ve biz bu yayınları yaptıktan sonra... ...sonrasında bakıyorsun hemen YouTube'da buna benzerler yapılıyor. Keza işte biz yarın erotik filmleri yaptığımız zaman göreceksiniz arkadaşlar. Birçok yerde karşınıza bununla ilgili şeyler çıkacak. Yani Aslında bir yerde de biz burada amiral gemisi gibi oluyoruz ama birazcık ben kendimizi övelim istedim sen mesela son ya, doğru şöyle, ama şöyle şöyle yani ben mesela e, arkadaşlar şunu söyleyeyim e, İbrahim bugün dedim ki İbrahim abiye bugün dedim ki <gülüyor> <gülüyor> ya notla ben bir epey bir not aldım dedim. Bunları şey yapalım. Ya not almasam da ne olacak falan diye. Ben de not aldım ama doğaçlama giderim ben hepsi. <laughs> işte. Hakikaten doğaçlama gidebilecek düzeyde. Yani bu adam dergi çıkartıyordu arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Yani bu yeşil Yeşilçam <laughs> konusunda böyle boş bir adamla konuşmuyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, şey Yani ikimiz de evet detaylara önem veriyoruz. Ee, detayları anlatmaya çalışıyoruz e, size biraz da bu açıdan herkesin bildiği yüzeysel bilgilerin haricinde detay bilgileri sunup bir de bu açıdan bakmanızı sağlıyoruz. başarabildiysek ne mutlu. Burada Muharrem Temel demiş ki Reha Yurdakul var bir de kötü rolde. Ya Reha Yurdakul'u ben daha böyle karakter oyuncusu olarak görüyorum. Çok kötü adamı yakıştıramıyorum. İyi rolü daha fazla sanki. Çok seviyorum ben Reha Yurdakul'u. Hani böyle ee, yardımcı oyuncu kategorisinde kötü adamları falan çıkaralım tabi. Yardımcı oyuncu kategorisinde e, ben birinci sıraya koyarım Reha Yordakalı. O kadar e, seviyorum. Çok sempatik bir adam. E, Allah rahmet eylesin. E, biz de sizi seviyoruz arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum bu arada. İnşallah ee, da diyorum ankette erotik <laughs> filmler kazanır da <laughs> çok eğlenceli bir ben yani şeyimi söyleyeyim yani taraf hangi tarafta olduğumu söyleyeyim de ee, yani çünkü arabesk filmler de güzel konu aslında orada da çok ekmek hmm. ve malzeme var ama hani bu birazcık daha şey ee, sempatik gelebilir yayın yani oradaki yine şeyler film isimleri olsun konular olsun. Ama içimden bir ses de Ferdi Tayfur kazanacak diyor. 90'lık kaset demiş ki artı bir bak ben sana söyleyeyim anketi yapalım gidip Ferdi Tayfur filmlerine oy verecek. Öyle <laughs> <sana>. Burada öyle yazıyor <laughs> ama. <diyorlar. gülüyor> Arkadaşlar beni seven arkamdan gelsin erotik filmler Sedatcığım çok teşekkür ediyoruz. Çok ben de çok bir teşekkür ediyorum. Ee, 1 saat 45 dakika konuşmuşuz. Ee, evet. Çok güzel oldu. Bunu arkadaşlar yakın bir zamanda YouTube'a da koyacağım. Ee, hakaretlerinizi, küfürlerinizi hazırlayın. <gülüyor> Bekliyoruz falan <laughs> diyormuşum. <laughs> YouTube izleyicisi ayrı bir alem. Bakalım ne yapacak. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Altta yorum yazan, okuyamadıklarımız varsa onları da sürçülisan affettiysek de affola. Ee, tekrardan inşallah kısa zaman sonra yeni bir programda görüşmek üzere diyoruz. Kendine çok iyi bak Sedatcığım. Sen de. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Eyvallah. Sağ olun.